Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şu anda tek düşündüğümüz şey sağlık. Sağlık, sağlık, sağlık. İçinde bulunduğumuz süreç çok önemli. Devam ediyoruz. Lütfen izole olmaya devam ediyoruz. Kendimizi koruyoruz. Maskelerimizi takıyoruz. Mutlaka maskelerimizi takıyoruz. El ayaklarımızı, tabii ki zamanla bütün böyle köpüklerle yıkıyoruz. Çünkü ya, ayaklar çok tehlikeli biliyorsunuz. Olmadık yerlerde ayakkabılara giriyoruz. Onları da bir yıkamak lazım. Hatta eve giderken bence hemen banyo yapmak gerekiyor. Ayakkabıları çıkartıp öyle bir yere koyacaksınız. Temizleyeceksiniz veya da sileceksiniz. Veya onları dezenfekte edersiniz. Hemen bir banyoya girip yıkanmak gerekiyor. Bol köpüklerle şöyle. Yıkanmak kadar güzel bir şey olamaz. Biz zaten millet olarak yıkanmayı, suda temizlenmeyi, arınmayı çok seven bir ülkeyiz. Bunu yapalım mutlaka. Mesafelerimizi koruyalım. 1,5 metre mesafe olsun en az aramızda. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kalabalıklarda çok bulunmayalım. Mesafelerimizi ayıralım. Ve maskesiz asla ama asla dışarı çıkmayalım. Hatta kalabalık evlerde bile maske takmaya özen gösterelim diyorum. Ne olur ne olmaz. Her şey bizler için yaratılmış. Her şey bizim için. Bunu da üstesinden atlatacağız. Aynı zamanda da mübarek Ramazanınız kutlu olsun. Mübarek olsun efendim. Biz her zamanki gibi Ramazan aylarında iftarla sahur arasında çektiğimiz bu programda umarım sizleri eğlendiriyoruzdur. Sevgiyle, sağlıkla hoş geldiniz diyorum efendim. Peki, haftanın ilk günündeyiz. Yeni yarışmacılarımız gelecek. Ne yapacaklar? Yine yemek yapacaklar. 4 gelinimiz 4 kayınvalidesi var. Gelinler yemek yapıyor, kayınvalideleri puan veriyor. Hangi tabak hangi geline ait kimse bilmiyor. Günün sonunda en yüksek puan alan gelin çeyrek altını yakasına takıyor. Haftanın final günü, cuma günü ise mutlaka ama haftanın en yüksek puanını alan gelinimiz 5 altın bilezik kazanıyor. Bu hafta bakalım altınlar kime gidecek? Ben de şöyle bir merhaba. Merhaba. Evet, masamız boş. Evet. Değil mi? Kim gelecek acaba? Çok merak ediyorum. Valla ben de merak ediyorum. Tanıdık simalar artık. Evet, hepsini tanıyoruz. Tanıdık simalar. Bakalım ama kim? Tanıyoruz yani. Acaba masamıza hangi yarışmacılarımız gelecek? Buyursunlar, gelsinler. Gelinim mutfakta. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Uzaktan, uzaktan. Teşekkür ederim şöyle karşı. Hoş geldin Güngör. Ya Fatih Beyciğim, ne özlemişim sizi ya. Benim canım çok iyi gördüm. Biraz hafiften kilo almışız, iyi olmuş. Almış mıyız? Hiç almadım aslında, aynı. Ama çok iyi gördüm sizi maşallah. Teşekkür ederim. Valla bir yarı kız yemekleri mi yedi yapıyor? Valla annem de yediriyor, ben de yediriyorum. Sen? Sen mi kilo alıyorsun? Yok, ben kilo almadım. Aynıyım. Fatih Bey, ne verdim ne aldım. Öyle maşallah, aradım öyle. İyi yani. Evlerde oturuyorsunuz da kilo almıyoruz diyorsunuz. Çocukla çok uğraşıyorum. Peşinde ha, çok... Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor vallahi. Seyrediyor sizi. Evet, güzel, eğlenceli. Yani günümüzü mükemmel kılıyorsunuz. En azından öğleden sonra evde sıkılmıyoruz sayenizde. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Tabii iş, umarım seyircilerimiz de sıkılmıyordur. İnşallah. Yine getirmişsin resimler, bebekler. O senin uğrundu değil mi bebeğin? Tabii, bunu ben kızım ilk kendim yapmıştım biliyorsunuz. Hiç eğitim görmeden yaptım ben bunu. Ha. Tabii internetten baka baka. Hırsım buradan anlaşılıyor zaten. O su ne? Bu su değil. Sirke. Sirke. Tabii masanın enerjisini alayım, bir yeni sayfa açayım dedim. Sirkeyle geldi, beyaz sirkeyle geldi. Benim beyaz bir resimli sirke. De var, bakayım resmini. Evet, yine aynı aile resmi. Ay, bebiş de orada. Allah bağışlasın. Heyecan var mı peki? Vallahi bu sefer hissediyorum Fatih. Böyle bir şey, heyecanı var değil mi? Böyle bir gerilim ve böyle bir... Evet. Ya best of burası. Evet. O yüzden çok heyecanlıyım. Ay, güzel, teşekkür ederim. Yani dişimize göre rakiplerimiz var. Biz de sonuçta şeyizdir biliyorsunuz yani. Kimler rakip bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Masanızı alayım efendim. Masanız burası. Hoş geldiniz. Tanışıyor musunuz? Yok. Siz yarışmadınız mı Elifçi? Beyan Hanım? Yarıştım. Yok. Hoş geldin. Tanışıyor. Sen işte Güngör. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Güngör bir tane bebişi var. Evet. Kaç yıllık evliydin Güngör? Kaç yıllık evliydin? 5 yıldır beraberiz. 3 yıllık evliliğim var. Evet, 5 yıldır beraber. Bir tane çocuğum var. Maşallah. İzmirliyim olur. İnşallah. Aa, hadi hayırlısıyla. Fatih Bey, tanısak da tanımasak da enerjisi güzel geldi. Yüksek geldi. Öyle mi? Çok iyi. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ay, ben onları gördüğüm için çok mutluyum. Güngör'ün annesi de benim hayranım aslında. Konuşuyoruz. Hayran olmayan yok. Evet. İzmir'de beni aradı. Türkiye hayranı. Evet. Peki,
Hoş geldiniz diyor tekrar. Hoş bulduk, zaten yarışmayı anlatmama gerek yok. Yemek vereceğim. Bugün ne yapacağız? Kızlar, hanımlar kaldırın örtüleri. Soğan yemeği. Ne? Soğan yemeği. Yahni. Gibi değil. Bu yemeğimizin adı zürbiye. Zürbiye. Zürbiye yemeği. Yani Ramazan'da bu tür yemekler de çok tercih ediliyor biliyorsunuz. Kolay, basit yemekler ama lezzeti farklı olan yemekler. Çok basit, hemen size malzemeleri veriyorum. 250 gram kuşbaşı kuzu eti. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir yemek kaşığı domates salçası. Yarım kilo arpacık soğan. 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, kırmızı pul biber. Bakın, şu etlerinizi bir kere tam ortadan bölün. Kesin etlerinizi. Sonra bir güzel şöyle bir mühürleyin onları tencerede. Yağını koyuyorsunuz, bir güzel kavuruyorsunuz. Soğanları da temizleyip ayrı bir yerde hafifçe pişiriyorsunuz soğanlarınızı. Ayrı bir yerde pişiriyorsunuz. Sonra bütün malzemesini koyduktan sonra pişiriyorsunuz. Tencereyi o üstünü kapaya kadar bir suyunu koyduktan sonra kapatıyorsunuz tencereyi. Pişiyor, bu kadar basit. Üstüne de biberiye koyup servis yapıyor. Bu kadar basit bir yemek. Anlaşıldı mı? Çok basit, evet. Evet. Ama bakın basit yemekler her riskli zaman bence basit evet. Değil. Her etin zaman pişmesi risk oluyor. Eti çok iyi mühürleyin. Evet. Tamam mı? Her zaman basit yemek çok zor yemek oluyor. Çok riskli. Evet. Peki 90 saniye veriyorum kayınvalideler, hemen geliyorum. 5 4 3 2 1 başla. Tencereyi ilkleri atarım, altını kısarım, o kendi suyuyla pişer. Kurumaya başlayınca da yağını atarım. Soğanını da terbiye ederken yağda kavuracaksın ya. Onu da yakmadan soğanı. Kızın ateşe koyduğumun hemen çekmesin suyunu. Hep kendini tutuyor ya. Zaten o mühürlendiği zaman içinde kalacak su işte. Taşmaması önemli. Birden hemen dökme yani, suyunu birden dökme. Şey yap, yavaş yavaş dök ki tamam mı? Kıvamını alsın. Birden aynen. Boca itme yani. Salçasını zaten ne biliyorsun, ne yakıyorsun, ne çeviriyorsun. Ama bunları niye ayrı pişiriyoruz? Ama istersen biraz böyle karameliz olsun, çok az. Hafif. Hafiften tatlı lezzeti çıksın. Harlı ateşte pişirmeydi. Tamam, gidiyorum gidiyorum. Kısık ateşte güzel pişsin yani. Soğanlar varsa zaten kolay aslında, çok kolay. Burada sadece ne mantığını kullanmak, güzel mühürlemek, kıvamını güzel yapmak. 5, 4, 3, 2, 1, süre bitti. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Görüşürüz. Buyurun kayınvalideler. Anneciğim, dikkat et kendine. Beni bul. İnşallah. Gene her zaman. Başarılar. Tehlike çanları canım bunlar. Önce bir hareketlerini bir toparla, çeyreklerden bir mertebe yükselt. Mesela sen yemeklerin kraliçesi diyorsun ya, yamah bile değil. Neslihan'ı zaten hiçbir şeye saymıyoruz. Elif'i de boş ver, artık önün açık. Bu kafayla giderseniz daha çok ben bilezik alır, uçarım ya. Bu kadar gelip de şu kadarcık bilezik aldıysan yazıklar olsun sana. Gene kendini ön plana atıyorsun. Gene aynı Reyhan, gene star Reyhan. Size resmimi dağıtsın. Bana söyleyemediklerinizi resme bakın, bakın söyleyin. Kayınvalidesini dinlememiş, sonra pişman olmuş bu. Güngör'ün kabahatıysa tebrik ederim. Hiç olmayacağını düşündüm. Bizim tabaklarımızın tadına baktın mı da mı böyle bir yorumlama yapıyorsun? Hak demek değilse yemeğin lezzetine göre de vermiyorsun. Zor çiğnedim, yutamadım, zorlandım. Biz seninle gerçekten bu aralar o kadar bir tutuşamıyoruz ki.
Ben sizin damak tadınızdan artık şüphe ediyorum. Çiğ gibi de duruyor. Siz gidip bunlara yüksek veriyorsunuz. Lezzetin kraliçesi dedim. Lezzetli bir tabağı bulup da orada bir vermek çok kolay. Yamak Hatice ne demek? O zaman siz de star değilsiniz. Enlerin içindesin. Sen burada olmayı hak etmedin Neslihan. Bir insan ben olduğum dediği zaman da asıl bitmiştir. Elif'i başarılı buluyor musun? Hayır, asla yani. Benim oğul sonumla senin oğul sonun kafa kafaya geliyor öyle mi? Aynısı değil. Ve haftanın ilk gününü tamamlamak üzereyiz. Güzel olmuş Fatih Bey. İki tabağı da beğendim yani. Ve günün birincisi elindeki kapsülde. Açtım. Gelinler, haftanın ilk günü zürbiye yemeği yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Kayınvalideler nasıl puan veriyor? Süreniz 45 dakika. 15 dakikalık yemek aslında biliyorsunuz değil evet, mi? Evet. Evet. Peki o zaman süreyi başlatıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Başla! Güngör hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ben seni tanımıyorum. Sen yarışıp bilezik kazanmış mıydın? Evet kazandım. Kaç tane bilezik kazandın? 10 bilezik kazandım. 9'da çeyreğim vardı. Bize biraz kendini tanıtır mısın? Biz de seni tanıyalım. Tabii. 36 yaşındayım. İzmirliyim. Gazi Osman Paşa'da oturuyorum. Ziraat Teknikerliği mezunuyum. Ziraat Mühendisliği Zootekni Bölümü Akdeniz Üniversitesi'nden terkim. Hala İstanbul Üniversitesi'ni kazanmaya çalışıyorum. İstanbul Üniversitesi biraz zor o konuda. Onun dışında 1,5 yaşında bir kızım var. Ben burada fotoğraflarımı da yerleştireyim. 1,5 yaşında bir çocuğum var. Şöyle şu bebeği de ben yaptım dediğim gibi. Başka merak ettikleriniz zaman süre içerisinde öğreneceğinizi düşünüyorum. Çok hırslı bir insanımdır. Gelmeden önce de size şunu... Peki neden eğlendin? Çanları çalıyorsun da... Tehlike çanları canım bunlar. Tehlike çanı çalsaydı ne kadar hırslı olursan ol... 10 bilezik alıp buradan elenmezdin. Canım ben senin gibi 500 kez girip çıkmadım 500 burada. Kez. Her geldiğinde ben bu kadar gelseydim ben 100 yapardım. Hayatım elenip mi gittim ben? Sen. Kaç kez gittin ya? Elenip mi gittim? Kişisel ya, problemlerim vardı. Baktın rakipler çok dişli hadi kaçayım dedi. Böyle olmuyor canım bu işler. Dişli rakiplerle ben bu bilezikleri alamadıysam ben hangi ara bilezik aldım vallahi acaba? Vallahi sen şansa aldın ben. Her gelen ben. Bunu söylüyor tabii. Her gelen. Bak bir kişi her söylese. Gelen şansa bir kişi diyor. Söylese derim ki hatalı. İki kişi söylese hatalı. Bu kadar insan söylediğini bir düşün ya. Bir otur kendini düşün bakalım. Bence otur kendin sen düşün. Ben ne düşünüyorum? Ben düşünerek geldim buraya. Aslında var olduğu insanlara da bulaşmış oluyor. Yok fındıklarla aldın, yok çerezlerle aldın. İyi de taş size de geliyor. Güngör'ü daha önceden tanımıyorum. İlk defa yarışmada karşılaştık. Eteri gitti, beteri geldi. Hiç duru yok. Yani iletişim kuramıyorsun kızla. Bir bağlıyor motora, hiç susu yok. Ne söylediği de anlaşılmıyor zaten. Kendi kendine bir kuru gürültü gibi görüyorum. Ama ilerleyen günlerde daha netleştireceğim kafamda. Tehlike canlı. Ya ilk gelir gelmez öyle çok bence sivrilmemesi gerekiyor. Bir yapsın yemeğini yiyelim görelim. Tehlikeli mi değil mi? Diyorum size dişli. Onu da yerdi. Yok ezer, bir görelim. Yani ezer geçer ağzı laf yapar. Yok şey yemek olarak ha. Diyorum ben. Bir yeseydik tehlikeli mi değil mi o zaman... Daha önce Reyhan Hanım onu tehlikeli bulmuştu. O yüzden şimdi tehlike çanları geri çok geldi diye buldu. Söyledi. Yemek konusunda her konuda tehlikeli. Böyle birden sokar akrep gibi.
Reyhancığım sen şimdi Güngör'ü seviyor musun, sevmiyor musun? Onu görüyor muyum, gömüyor muyum belli olmadı değil mi? Ne yapıyorsun? Bak şimdi Güngör'ün eğlenceli tarafı bana çok uyuyor, seviyorum. Güler yüzü uyuyor, seviyorum. Ağzı laf yapıyor, seviyorum. Ama bazen kantarı çok taşırıyor, birden de alevleniyor. Ne yaptığını bilmiyor, seni yerle de bir edebilir. Yani tıpkı tehlikeli. Aslında kendini anlatıyorsun. Tehlikeli. Yani. Değil mi? Kendisini anlatıyor. Yok yok. Veya ben, aynen kendini ben ifade etti. Ben zaten Güngör kadar tehlikeli değilim. Aa, kendisi tehlikeli. Eğlenceyi seviyor dedi. Tehlikeli ama Güngör kadar tehlikeli. Tamam o yönünü takdir ediyorum. Dedim sonra, ya beğeniyorum o yönünü. Sen de aynısını yapıyorsun. Saydığım meziyetler sende de var. Ama şöyle mesela ben durup dururken seni yerle bir etmiyorum. O mesela yemeğine beğenmeyince göreceksiniz. Masanı sildin değil mi? Her tarafını, şuraları falan da her sildim. Yeri sildim canım. Kötü enerjinin hepsini attım buradan. Çok güzel yaptın. Tebrik ediyorum seni. Yağmur'dan sonra güzeldi olması yani. Olması gereken seni. Doğru hareketi yaptı evet. Aynen, sıfır bir kesinlikle. Sıfır bir enerjiyle geldim buraya. Zaten kimseye karşı da büyük bir tepkiyle gelmedim. Sadece yani bana gelip de hava atarcasına ben bu kadar bilezik aldım. Ben öyle şey demedim. Sahip biri değilsin. Ben öyle bir şey demedim değilsin. Ki bunu sen onu yaratıyorsun. Onu söylemeyeceksin. Bak, kendi içinde o kadar dert edinmişsin ki. Anne, bu psikolojimi tabii bozmuş bir senin. Şey söyleyebilir miyim? Ben sana sadece gayri ihtiyari dedim ki madem çok hırslısın kaç bilezik kazandın? Tamam ben kendim burada 2 aya yakın kaldım. Ve 2 aya yakın kaldığım zaman ilk geldiğimde benim burada Ezgi 20-25 kez yine sizin gibi gelen giden bir arkadaşımızdı. Zaten şu anda da konuk oyuncusu var. Onun dışında konuk diğer oyuncusu. Arkadaşımız da zaten devamlı kayınvalidesi onu mükemmel buluyordu ki ben Besime teyzemi bu arada çok severim. Bunun dışında da bir şey söyleyemem yani. Gelip de bu rakiplerle kalıp ilk daha gelmişim mutfağı bilmiyorum. 3 aylık bebeğim var uykusuz gelmişim. Yarısında uyuyorum yarısında uyumuyorum. Ama şu an kimse bana... bu konuda yapamayacaksın diyemez çünkü şu an çok hazırım. Artık bana konuk oyuncu diyorsun ya ben 4 haftadır yarışıyorum. 5. haftama girdim bugün. Canım o işte birazcık rastlantısal olmuş azıcık. Yani ben dediğim gibi söze değil icraata bakarım Neslihan'cığım. Önce bir hareketlerini bir toparla bakalım sen şu çeyreklerden bir mertebe yükselt. Bir Allah aşkına koluna bir bilezik tak da ondan sonra bir konuş ya. Biz buraya gelirken en azından elimizde yükle geldik. Benim bir historim var. Arkamda bir hikayem var. Senin neyin var? Ben biz kaç burada emeğimizde buradayım? Kalmışız hafta... 2 ay. Babalar gibi de savaşmışız. Gelene gideni de elemişiz. Sen gelmişsin daha enlerin yarışına. Sen önce bir nefes al. Ben 5 haftadır buradayım. Diyorum ya tekrar ya. Söylüyorum. Senden önce de 3 kişi aynı lafı söyledi. Bak bugün ben buradayım, onlar yok burada. Anladın hayır, mı? Hayır söyle. Daha bunları sen söyle, biz göremiyoruz bir şey. Bilezik tak, bilezik. Sirke getirmiş. Gelin. Ya her gelen de bunu getiriyor. Bu da bana saçma geliyor. Çok bayat bir yemek ya. O ne öyle gelen bir sirke alıyor, siliyor. Sirke canım giden dezenfekte bir kolonya alıyor, siliyor. Dezenfekte ediyor ne ama... güzel. Kötü enerjisini de alıyor. Doğru söylüyor. Kötü öyle. Enerjisini var de alıyor. Var ya ben sana bir şey diyeyim mi Sevimcim canım benim. Canım, bak seni söyle. De severim. Öyle yapanlar nedense hep böyle tepe taklak yallah. Mesela sen yemeklerin kraliçesi kraliçesi diyorsun evet. Ya bence hiç değil. Yamah bile değil. Ustanın yamahı bile değil gerçekten. Sadece çünkü sözde. Niye biliyorum sözde hiçbir şey olmuyor. Öyle mi? Sözde olmuyor, icraatla olmuyor. Siz en lezzetli tabağa bulup kötü puanlar verdiğiniz için böyle hafta, oluyor. Geçen hafta finalde tatlısı en kötü tatlıydı. Evet. Bak Yağnur'u da sevmem etmem ama en kötü tatlıydı. Yanık dediğin tatlı bile ondan 1000 kat daha lezzetliydi. Bak Reyhan Hanım siz kendiniz de puan... bulamıyorsunuz gelinizi. Ay ben gelinim lezzetli yani yemek tamam, yaptım. Çok lezzetli özellikle yemek. Bu hafta hep benden 5 aldı. Yani 6 haftada yani bir kere bilezik aldı. Şöyle söyleyeyim. Yani 6 hafta içinde bir kere bilezik alabildi. Yani lezzetin kralı. 6. hafta aldı. 6. haftada yani lezzetin kraliçesinin çok daha önce alıp hatta puanlarını yükseltip listeye gideceğine Hatice lezzetin kraliçesi olduğu için en lezzetli yemekleri yaptığı için diğer kayınvalidelerden bariz insanların ya. Gözüne giriyor ve kötü bariz. Puanlar aldı. Ve Hatice benden iyi puanlar aldı. Gerçekten enlerde hep iyi. Hayır hayır benden çok nadir aldı ama iyi puanlar aldığı oldu. Tabii tabii 3 tane çok bir iyi kullanırsan çok... o 2'yi de ben 1 sayıyorum bak.
Başkası iki, mesela Sevim de sen iki verse. Sen ne yaptın Reyhan? Çiğdem de iki verse bir saymam. Çünkü niye? İki tane bir kullanmıyorlar. Çiğdem de verse saymıyorsun. Ama neden iki tane bir kullanmıyor? Sizler bir kullanmadınız doğru mı? Siz de benim yaptığım işlemin aynısını yapmadınız mı Reyhan Hanım? Ne, tamam yaptım ne zaman ama hayır, senin gibi. Hayır biz öyle yapmadık. Her gün. Kaç kullandın her finalde? Gün. Her hayır. Gün değil ben finalde verdim. Ben finalde ayda... diyor finalde siz öyle kullanmadınız. Hayır ben 3-3 verdim finalde. Hafta içi verdiniz ama. Finalde 3-3 verdim. Hayır hafta içi de kötü puanlar verdiniz. Ben iki tane bir vermedim geçen hafta. İki tane bir vermedim. Nadiren vermişimdir tabii ki o olur da. Olmamış yemeğe de kalkıp 3 zaten veremem. Ne oluyor canım? Yangın mı var? Ay gel yardım et yavrum. Yangın mı var? Gel gel. Gel çok... de nasıl yemek yapılıyor bir öğren. Hazır geldim gel dedin de nasıl ya yemek gerçekten. Yapılıyor öğren. Hazır gel. Geldim deyince ben de bakayım dedim öyle mi yemek yapılıyor gel, acaba gel, diye. Gel nasıl yapıldığını ben sana öğreteceğim zaten. Böyle alevli yemekler vakit falan yapıyorsun. Rahat. Şeflerden vakit falan mı öğrendin sen? Hayır canım ben yemek yapmasını çok severim. Ve kısa sürede de çok güzel yemekler çıkarırım. Sen demek ki beni hiç izlememişsin. Demek ki bakmışım beni sarmamışsın, seni izlememişim. Ah, aynı şey sizin için de geçerli. Bir açıyordum sen, bir açıyordum Elif, bir açıyordum öteki. Oh. Siz mesela etleri işte hani çok kızdırdı tencereyi şey, tamam, falan tencereyi dediniz. Tencereyi çok ısıttı, eti attığında simsiyah dumanlar çıktı. Simsiyah duman değil o normal tabii ki etin ay, buharı dumanı çıkar. Buharı çıkıyor. Isısını fazla ayarlamadı. Onun zaten etinin suyunun içinde kalması önemli olan o mühürlemek tabii odur yani. Tabii ki onu biliyoruz nasıl mühürleme ama böyle ben yatacak kadar dumanları da tencereden çıkartmıyoruz yani. Tencereye atınca normaldir onun. Hiçbirinde çıkmadı hepsi mesela. Mühürledi. Sizinkinin dumandan yüzünü siz görelim. Demek ki ona çok dikkat etmişsiniz. Atam karşımda çünkü diye. Bakın ekranda. Mühürlemeden maksat etin lezzetini içine hapsetmek. Tabii fakat ki. Onun yaptığı işlemde etin lezzeti içinde hapsolmadı. Tamamen dağıldı. Çünkü yanda olan, mevcut olan da gitti. Orasını bilemeyiz. Orasını tattığımız zaman göreceğiz. Zaten bitti. Her şeyi çok iyi bildiğiniz için hemen ona da bir... Hayır her şey hesapla. Şey, ne demek çok iyi bilmek ya? Yani, ama hemen. Bunu herkes bilir yani. Bunun amacı budur yani. Bu şekilde ya, hatır hutur ya, pişirilince gider onun lezzeti. Yanık yanık durmuyor yani. Gayet de normal kavruluyor. Kraliçem benim. Bak gitti. Yağmur gitti. Geriye kalanları Neslihan'ı zaten hiçbir şeye saymıyoruz. Ne var önümüzde? Elif'i de boş ver. Elif de öyle arada bir sivriliyor gidiyor ama artık önün açık. Kafam da boşaldı çünkü. Ne yapacaksın bundan sonra? Klasikler artık bizde. Yani süper. Bunlar da bomba gibi başlıyoruz. Kesinlikle. Bu süper. Benim kraliçem onları artık görmüyoruz. Kesinlikle. Sen de bana odaklanıyorsun, ben de yemeklere odaklanıyorum. Ben sana odaklanmıyorum sadece. Dur bak ben kimlere odaklanıp kimlere minliyorum. Fazlasıyla bana odaklan. Zaten Elif geldiği gibi altınları aldı, o bir şey diye sanır kendisini. Şimdi sen onu boş veriyorsun. Bundan sonra artık altınlar bizim. Sen bana odaklan. Odaklanmayı bırak, ben senin buna bedenine gireceğim. İnşallah. Sen ben senin olacaksın. Artık rakip kalmadı etrafımızda. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Biz her türlü zor şartın içerisinde dövüşen, vazgeçmeyen, pes etmeyen kişiler. Desen ocaklıları, fırınları kullanmasını bilmiyor zaten. Onu öyle es geçtim. Elif desen hazır çorbalar kullanıyormuş, kayınvalidesine öyle çorbalar yapıyormuş. Onu da geçtim. Çünkü daha önceden de yarıştık ben, biliyorum onu da zaten. Artık bundan sonra kesinlikle bizim almamız gerekiyor. Almamız gerekmiyor, bizde. Hatice siz bu kafayla giderseniz daha çok ben bilezik alır uçarım ya. Nasıl? Beni rakip görmüyorsun. Neslihan'ı evet. Rakip görmüyorsun. Kendi kendine nasıl yarışıyorsun yarışsın, sen kendi burada? Kendine canım yarışsın. Benim. Ben sizin yaptığınız şeyleri söylüyorum. Ona göre rakip görmüyorum diyorum. Çünkü Yağmur benim kafamı çok bulandırıyordu. Buraya geldiğinden beri sürekli boş boş konuşuyordu, onu söylüyordu, bunu söylüyordu. Hani kafamı karıştıracak insan benim için bir rakiptir, anladın mı? O da gittiği için, o da gittiği mi? İçin kesinlikle öyle fazla rakip görmüyorum. Hani sen de şimdi bilezikleri aldım, oraya geçtim, buraya geçtim falan filan diye söylersin. Bunu da biliyorum. Onun yüzden diyorum ki hani fazla takılmayalım anne buna. Direkt bileziklere odaklanalım. Hani ben yemeğime odaklanayım, sen de bana odaklan diyorum. Gayet de güzel. Ama onu derken diyorsun ki mutfakta rakip yok. Meydan bize kaldı. Evet. Kendimi öyle motive ediyorum belki. Ha, anladım. Çocuk kandırır gibi Hüsniye teyze seni oyalıyor.
kıyılarda köşelerde. Tabii. Ya bu için bir konuşma tarzı Allah aşkına. Hüsniye teyze orada bana diyor ki sen pardon sen Hüsniye teyze diyorsun ki Neslihan zaten fırın konusunda bir türlü aşamadı. Evet. Ben fırın yemeğinde yine söylüyorum. İki kere ben ilk geldiğim hafta problem yaşadım. Ondan sonra problem yaşamadım. Canım benim hani, bu... Sürekli tekrar zaten... tekrar aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz. Sürekli burada görüyorum da fırınla da alakalı olsun. İnsanın aklında bırakıyorsun bazı şeyleri. Kendini o konuda demek ki geliştirememişsin ya, bana göre. Olsaydım, ben de öyle söylüyorum. Hatice bırakmış olsaydım ben nasıl yüksek puan alabiliyorum fırın yemeklerinde? Ya valla ben anlamıyorum işte. Canım daha ben... Reyhan teyze seni buluyor. Diyorsunuz ki... Evet Çiğdem Hanım. Neslihan yok zaten. Neslihan o kadar yaklaşıp... Canım, cicim ben seni yükseltmek istiyorum falan ya, diyorsunuz. Diyor, diyorsunuz arkasından da Neslihan'ı boş ver. O zaten yokmuş gibi konuşuyorsunuz. Masuz hiç kayla almıyorsunuz onu. Hiç yemek yapmadığını burada nereden ifade ediyorsunuz. Nereden kanaata vardın ki? İkincisi Elif'e gelince diyorsunuz ki Elif de arada bir sıyrılıyor. Sıyrılmak bu mu? Elif 6 haftada 4 kere bilezik alıyor. Arada bir sıyrılmak buysa biz hep böyle arada bir sıyrılalım. Siz kaç haftadır burada zar zor suyunu sıka sıka artık posanız kaldı sıkmaktan. Posamız kaldı. Bir kere bilezik aldınız, bunu benim size söylemem gerekirken siz kalkmışsınız 6 haftada 4 kere bilezik alan Elif'e arada bir sıyrılıyor demeniz çok yanlış. Neslihan'a burada sadece doğru nefes teknikleriyle kendi içindeki Neslihan çıkarmasını gel sana bilezik vereyim gel sana çeyrek vereyim demedim. Tabii öncelikle ben kendi gelinim için buradayım. Vermezsin. Bir saniye. Kim diyor ki ver? Bir saniye. Gelelim Elif'e. Elif burada 4 haftada bilezik aldı diyorsunuz. 4 kere bilezik aldı diyorsunuz. 6 haftada. 6 haftada 4 kere bilezik aldı diyorsunuz. Bizim burada gelişimiz, bizim burada duruşumuz. Ben lezzetin kraliçesiyle bakın geldiğimi söyleyerek geldim buraya. Ay, ve sizler zaten yoruldum. Bir saniye Reyhan. Sizler burada zaten Hatice'nin en lezzetli tabağını bulup gidip otomatikmen en lezzetli tabağını bulup zaten bunu yapıyorsunuz. Bu cesaret ister. Bu bir çok güçlü bir hamledir. Ve bizi fazlasıyla hafife almamız siz sizin için zararlı olacak. Sen kendini fazla büyüttüğün için bence zarara uğrayacaksın. Ben de siz kendinizi böyle abartıyorsunuz. Abartıyor. Çok abarttı ya. Lezzet sıradan bir şey değildir ama. Bir dakika. Evet. Sizinki lezzetli biz gidiyoruz. Reyhan'a puan veriyorum sana vermemek için. Öbürüne böyle saçma bir düşünce olabilir mi? Nasıl? Yani size göre yani lezzetli. Sizinki çok güzel ya. Biz kötülere veriyoruz. Kötünün içinde de Reyhan'a 5 veriyorum. Ona veriyorum. Hayır buna canım. Hayır yani öyle değil. Hayır. Siz en lezzetli tabağa 1 veriyorsunuz. Tamam herkes en lezzetliye 1 veriyor. Evet. Ama kötülere birbirimize 5 veriyoruz. Bu kadar boş konuşma olmaz Hüsniye Hanım. Ne? Sizin geliniz yapamıyor. Yapamıyor bunu, Hatice yapamıyor. Orta şekerli sizin geliniz. Orta zaten yapamadığı için kraliçe bakın, diyor. Yapsa kraliçe demez. Siz canım, kendisine göre kraliçe olabilir ama herkese göre bak, kraliçe değil ya. Yani. Şey Hatice orta ayarda bir yemek yapabiliyor. Bazen de hiç yapamıyor. Yemek yapamıyor. Bazen de yapamıyor. Yapamıyor. 40 yılda bir kere tesadüfen de çıkarabilir. Olur. O da olacak. 40 yılda ne güzel olabilir size göre. Güzel olmaz yani. Lezzet kraliçesi yapıyorsunuz. Tamam. Ben konuşarak yapıyorum. Ben de. Her gelen aynı şeyi söyleyip duruyor. Söyleyecek burada neyi söyleyeceğiz, neyi eleştireceğiz peki? Misafir gelin olduğunu kabul etmiyorsun. Fırını unuttuğunu, fırın çalıştırma ilk zamanlarda bak, yapamadığını seni, kabul etmiyorsun. Seni yanlış anlamıyorum Neslihan. Çünkü ben de ilk geldiğim zaman fırını açık bırakmışlığım oldu. Olmadı da hadi sana şey yapayım empati kullanayım diye söylüyorum. Bunları yapasım olmuştu ama insan evde yaptığı yemeği de burada yapamıyorsa o zaman sen burada boşuna varsın yani. Biz burada enlerle savaşıyoruz. Bak ben de keyif aldım. Bakma hadi tamam arkadaşlar 500 kez geldiler ama ben yine de sonuçta diyorum ki dişli rakipler var karşımda. Sen neyi kazanarak geldin? Ha? Ben Ezgi, bak Ezgi'nin başarısını kontenjan, görüyorsun. Yedek kontenjan mı geldi? Artı ben yemek yapmasını bilmeseydim, yapamasaydım ben zaten ilk geldiğim hafta giderdim. Ama ben 5. haftama girdim bugün. Şansa kaldın burada, ama. Zaten Neslihan, şansa kaldın kendi, sen de. Ağzınla kendini ele veriyorsun. Zaten gitmiştin. Zaten bir Neslihan yapamasaydım yok. Bak dedim. Ama yapamamış bir olsaydım. Oldu mu geldiğinden beri? Sen bir gittin. Hayır, ama çeyreklerimi kazandım. Hayatım çeyrek kazanmak bir şey değil. Sen geldin enlerin içine misafir olarak bir elenmişliğin var mı? Var.
500. program dolayısıyla ben zaten yarışmacıların hiçbiri göndermeyi düşünmüyordum. O yüzden elbette yapmıyoruz. Daha evet, ne? Bir kere var. O 500. bölüme denk geldi diye kaldım. Hiçbiriniz mi kalmadınız? Sadece ben, ben kalmadım mesela. Diyor ya 500 kere gittin geldin. Hiç öyle bir şey yaşamadım ben. Ben sana öyle bir şey demedim 500 kere gidip geldin Hayır, diye. Bazı arkadaşlar içine yer etmiş 500 kere gittin geldin diyor ya. Öyle elenip elenip gidip gelmişliğim yok yani benim. Hayır, bu kadar gelip de şu kadarcık bilezik aldıysan yazıklar olsun. Şu kadarcık değil mi? Bak düzelteyim onu, doğru Ay, söylüyorsun. Ay ne oldu? 5 daha mı geldi canım? Bu geldiğinde mi aldın 75 tanesini? Ha, evet canım, bu geldi. Bu geldiğinde mi? Kaçırıyorsun. Geldi, hiç elenmeden mi aldın? Kaçırdığın yerlerde konuşmayacaksın. Bana ne bir şey söyleyeyim mi? Elenmeden yapıyorsan oraya yazabilirsin. Ama elenerek gidip gel git gel git gel. Sen de yapsaydın. Sen de yapsaydın. Canım ben bir kez gittim. Car kendim aynı şekilde geri geldim. Bak gittim dedik, beni çağırdılar. Benim geleceğim buraya çok öncesinden belliydi. Ben indim çünkü. Çok mu korktuk biz senden? Hayır canım, ne korkacaksınız? Güngör geliyor dediler de ben geri mi çekiliyoruz dedik. Yo, gelseydin hodri meydan yani. Geliniz sürekli sizden akıl danışıyor size. Ancak sonradan hep tersini yapıyor. Ne yaparsınız? Zaten benimkiler öyle. Gerçekten bugüne kadar, bak Ezgi de öyle 6 yıllık evli, daha bir gün benim dediğim bir nasihatı alıp da uygulamamış. Neslihan da öyle, bakma öyle hani sakindir falandır ama nasihat kabul etmez. Bakar, dinler ama yapmaz. Bildiğini okur. Tam tersine tavsiye veririm. Bari düzünü yapar en azından. Peki Hüsnü Hanım. Hatice benden tavsiye alıp alıp yapmıyorsa, Hatice benim senden çok tavsiyene ihtiyacım var. Sen Allah, ben seni dinleyeyim de ben verdiğin tavsiyeleri bir ben yapmayayım derim. Evet. Şu edebiyat parçalaman beni öldürecek. Reyhan ya Allah aşkına. Ya Herro ya Merro de. Neden? Alıyor mu almıyor mu? Neyi? ben cevap veriyorum ama. Cevabım bu. Peki. Fatih Bey, en nefret ettiğim şeydir. Benim öyle bir komşum var Fatih Bey. Gelir bir şey sorar. Biz bakarım alt komşuya soruyor. Bir bakarım üst. Getirir yaptığını. E bunu nasıl yaptın? E bildiğim gibi ya. Niye soruyorsun ya diyorum. Ben çok kızarım. Gelinim de olsa gelinime de kızarım yani. Sorma, Fatih Bey, genç... Siz ne yaparsınız peki? Fatih Bey, gençler, ben çok kızarım zaten, sinirlenirim de, evet. Küserim de. Fatih Bey, şimdi gençler nedense nasihatı almıyorlar. Çevremde olsun, buradaki olsun, yarışmacılardan. İşte görüyorlar zaten. Çok dik başlılar. Her zaman tecrübeleri dinleyeceksiniz. Dinlemiyorlar, dik başlılar ya. Maalesef. Mutsuz bir gençlik var, eleştiriye gelemiyorlar, kayınvalide lafı dinlemiyorlar. Bu hayatın gerçeği genel olarak diyorum. Kayınvalidesini dinlememiş, sonra pişman olmuş bu. Güngör'ün kebaysa tebrik ederim. Hiç olmayacağını düşündüm. Bizim tabaklarımızın tadına baktın mı da mı böyle bir yorumlama yapıyorsun? Hak demek değilse yemeğin lezzetine göre de vermiyorsun. Zor çiğnedim, yutamadım, zorlandım. Biz seninle gerçekten bu aralar o kadar bir tutuşamıyoruz ki. Ben sizin damak tadınızdan artık şüphe ediyorum. Çiğ gibi de duruyor. Siz gidip bunlara yüksek veriyorsunuz. Lezzetin kraliçesi dedim. Lezzetli bir tabağı bulup da orada bir vermek çok kolay. Yamak Hatice ne demek? O zaman siz de star değilsiniz. Enlerin içindesin. Sen burada olmayı hak etmedin Neslihan. Bir insan ben olduğum dediği zaman da asıl bitmiştir. Elif'i başarılı buluyor musun? Hayır, asla yani. Benim oğuzsunumla senin oğuzsunum kafa kafaya geliyor, öyle mi? Aynısı değil. Ve haftanın ilk gününü tamamlamak üzereyiz. Güzel olmuş Fatih Bey, iki tabağı da beğendim yani. Ve günün birincisi elindeki kapsülde...
Açtım. Ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ya. Soğanlarınız pişiyor. Bakın kaldırın ettiğini bir göreyim. Evet. Hepinizin pişmek üzere zaten az kaldı. Bravo. Size bravo diyorum. Peki kızlar. Kayınvalideniz sizden sürekli tavsiye alıyor. Akıl danışıyor. Tamam mı? Evet. Akıl danışıyor Hatice. Ancak sonradan hep tersini yapıyor. Ne yaparsın? Tövbe yarabbim. Vallahi akıl danışması güzel ama tersini yapıyorsa ki o günde hata yaşamışsa kayınvalidemi karşısına geçerim derim. Oh iyi oldu gördün mü? Hem beni dinlemiyorsun hem benden akıl alıyorsun. Hem de başına bunlar geldi. Oh iyi oldu derim kayınvalideme. Kayınvalidem öncelikle bana danışır ama simgeten danış. Yani kayınvalidem öyle derken aman ben Güngör'e sordum da hani gelinime sormamış olmayayım. Den ama o bildiğini gelin oku benim kayınvalidem asla. Asla. Benim kayınvalidem eğer sağ gösterip sol vuruyorsa ben de aynısını yaparım. Akıl danışıyormuş gibi onu dinlerim dinlerim. O ne diyorsa onun tersini yaparım. Ben kayınvalideme direkt söylerim. Hani derim bana soruyorsun. Sonra da aklındakini yapıyorsun zaten. Bir daha bana fikir falan sorma derim. Hadi bakalım. Süreniz az kaldı kızlar. Pişin gelsin. Şuraya bir dört yap. Herkesin dört ne? Uğurlu sayım mı? Uğurlu sayım mı bacım yok, dört sen yoksa? Sen bir dört yap. Dördü severim. Aha ben. Bir dört sana. Uğurlu sayın. Ha. Vay canına. Şimdi biz bu dörtleri niye yaptık arkadaşlar biliyor musunuz? Bilmiyorum. Burada en çok dördü veren kayınvalide benim. Sizin de alışmanızı istedim. Reyhan Hanım'ın yaptığı bir dörde bakın. Ama ne kadar kibar. Bir saniye. Nazik. Kibarlıktan değil o. Hı. O çok minik, korkak, ürkek yapılmış bir dört. Ay. Bir saniye. Ama böyle kocaman yüreğiyle Nilgün Hanım geldi. Öyle bir iştahla dördü bastı ki tam da tahtanın ortasına. Bir dakika, bir dakika. Bir de bakın. Çizgiye bakın. Ne kadar geniş uzun bir çizgi. Ne kadar derin. Ne demek o çizgi? Bu kadın dört istiyor. Yahu beş veremezsen dördü ver diyor. Şimdi Çiğdem Hanım'ınkini de şuradan anlatayım ben. Bir öğretmen edasıyla geçti. Hayır, hayır lütfen şöyle anlatayım. Ay öğretmenim. Estağfurullah hani haddime mi? Şunu söylemek istiyorum bakın. Görüyorsunuz Nilgün Hanım'ın bir açısı var şöyle. Evet. Ama Çiğdem Hanım'da açı yok. Dik inmiş aşağıya. Evet. Ve alttaki açı da dik. Evet. Sadece şu kuyruğu yaparken bakın Nilgün Hanım'ınki bu tarafa doğru meyilliyken onunki öne doğru. Dik duruyor. Yani bu dört ben kararlıyım arkadaşım diyor Çiğdem Hanım. Dikliğini doğru, konuşturuyor. Doğru. Ben kararlıyım arkadaşım. Canım isterse dördü veririm. Bana ne umurumda değil. İstersem yapıştırırım umurumda değil. Birini. Canım isterse güzel bulursam veririm. Doğru. Hatta size hep verebilirim de doğru. Reyhan'a yok. Kız bu ne? Bunlar ne böyle? Dört, 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 dört. Hayret. Dört, kim yapmış acaba? Dört kişiyiz ya. Dörtleri koymuş buraya. Beşinciyi bu istemiyoruz. Bu ne bacım? Vallahi bilmiyorum. Ne yani? Ne güzel bir rakam. O gün tahtaya yazdım. Bugün buraya koydum. Bu nedir yani? Güzel değil mi dörtler? Senin işin gücün yok bu dörtlerle. Dörtleri seviyorum. Siz sevmiyor musunuz şimdi? Ben dördü de seviyorum. Dörtleri severim ama ben bütün rakamları seviyorum. Bu nedir ya? Bunlar alıp bana boşuna ne emeği ya? Emek ne ya? Yani. Emeğe mi bakar? Aha ben kendi dördümü uçak yaptım bacım. Uçuruyorum. Vermiyorum anacığım. Ay yine bana geldi bak. Hüsniye teyze evet burada hani en bonkör kayınvalidelerden biri dörtleri de kullanıyor. Ay bulamıyor diye gelini. Yok kendi yok olması gerekiyor. Kendi gelini koyup bir tamam bir bir mucidi o değil canım miydi benim. Ben yanlış mı hatırlıyorum canım yani? Benim olması gerekeni yapmıyor mu sence? Allah tamam olmaz o zaman evet, demesin. Bulamıyor. Ben dörtleri bol keseden veriyorum. Şöyle bulamıyor. Güzel, yemeği, güzel yemeğin hakkını yemiyor Hüsniye teyze. Aynen öyle şimdi kimse bunu inkar edemez. Yeme yani. İki tane beğendiği tabağa kafasını direkt işaretliye 4-5 veriyor. Diyor ki diğer kayınvalidelere de siz de verin diyor. En çok mesela Reyhan teyze. Ben Reyhan teyze diyor ki adalet zaten. Adalet adalet diyor. En son geldiğimden beri üçü bile artık az kullanmaya başladı yani. Ben kendim de yengeme söylüyorum. Hani biz burada emek veriyoruz ediyoruz.
hani dördü kullanması gerektiğini ben kendim de söylüyorum zaten yengeme. Reyhan teyze benim zamanımdayken yemekleri benimle Ezgi arasında çok karıştırdığı için bana çok dört veriyordu. Vermiyor değildi. Hatta çok beş vermişliğini de bilirim. Onun sayesinde bilezikleri de taktım koluma. Allah razı olsun yani. Reyhan teyze sayesinde. Tabii canım o çok sayesinde. Beş vermiştir bana. Onun ve benim onun kayınvalideler sayesinde. Vallahi benim kayınvalidem o kadar söylemiş dörtleri verin, dörtleri verin diye. Buraya bir gelindi herkes. Üçü bile yani neredeyse bıraksalar kullanmayacaklardı. Bir de söylendiği gün ama Hüsniye teyze dört kullanmadı. Ama ben bak son gündü, cuma günüydü. Cuma günü de bileziklere yakın olduğumuz için ben kayınvalideme söyledim. Bunu kendisi de biliyor. Ben dedim ki puanımız yüksek. Eğer benden emin olursan kullanma zaten dedim. Bunu söyledim ama hafta içleri sürekli kullanıyor. Bizim kuşak dinliyordu. Bence son kuşağız evet, biz. Evet. Kayınvalide yani lafı, anne lafı dinleyerek. Uyan şeyi dinlerim. Mesela mantığıma uymayan bir şeydi. Anne bu böyle olmaz ama böyle olsa mesela, daha iyi diye. Karşılıklı fikir alışverişi yaparsın. Ben yeni evliydim. İşte komşular falan oldu. Biri bana arkadaşlıkla yanaştı. Arkadaş oldum ben onunla. Kayınvalidem onu bende gördü. Kayınvalidemle aynı civarda oturuyorduk o dönem. Bana dedi ki bununla arkadaşlık yapmanı istemiyorum dedi. Ondan sonra kestim ben, dinledim yani. Hakikaten de kadına o kadar çok hak verdim ama ki ondan tecrübe. Sonra. Kayınvalideniz bu komşuyla görüşme demiş. Siz görüşmemişsiniz. Aynısını gelinize dersiniz. Görüşme dersin, o görüşür. Yarın öbür gün arası bozulur. Ya da o beğenmediğiniz karakterden kendisine bir zarar gelir. O zaman dersiniz bu illa ki sizin kulağınıza gelir. Ben sana demiştim, sen beni dinlemedin. Ama şurada bak. Çiğdem, olur mu öyle şey bir dakika, ya? Ne olur? Zaten umursasa baştan umursarlar. Hüsniye, Çiğdem bir dakika ne olur? Şimdi sen dedin ya, sen de gelinle desen ki komşuyla görüşme. Şimdiki gençliğe bunu diyemezsin. Onu diyorum işte. Yani komşuyla umursamaz. Görüşme. Kızım ben onunla küsüm. Ondan sana zarar gel. İnadına gider konuşur. Bütün gençler için geçerli. Aynen. Bana ne der senin küsünden der. Ben küs değilim ki, küstüm. Hayır, konuşmuyorum sen az önce değil. Dedin ya. Hayır, sen küs, de ama küsüm demedik. Küs değil ama ne olursa. Bak diyor ki kayınvalidem dedi ben konuşmadım değil. Hani diyor. Normalde bir insanla aramı görüşmedi. Aramı kestim alakamı diyor. Ve sonradan ben kayınvalidemin ne kadar doğru olduğunu çok kısa bir sürede de öğrendim. Haklı olduğunu. Tamam haklı. Yani işte bunlar da bu hatayı yaparsa yaşarlar. Hiç mi bizden gizli saklı mı işler yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Her yaptığını size danışıyor mu Hatice? Yani eninde sonunda görmüyorum. Mesafe var arada. Yani. Pardon? Dağlar denizler danışmaz var. Danışmaz benim. Gelinimin evi ayrıdır yola. Tamam ben da. Her yaptığını danışmaz yani. Hayatım. Hiçbir şey yani öyle kalkıp seninki danışmaz. Görürsün. Hiç danışmaz. Yani, görürsün ama görürsün. Ama video edasına giriyor ya. Neyi görüyorum sen ya? De her şeyini göremezsin. Pardon ya. Arkadaşım nereden ev ayrı, yolu ayrı. Nereden komşusunu görüyorsun? Bilirsin, arkadaşını bilirsin. Sosyal ortak platformlarda bir araya gelirsin. Yediğin, içtiğin ne kadar mesafeli ise de. Ben bütün arkadaşlarıyla sosyal ortamda bir araya gelmem ki. İki tane yakın arkadaşı varsa onu görürüm. Dün akşam kuru fasulye pişiriyordu. Pişirirken fasulyeleri bir ayıkladım. Bir baktım. Boy, poz, endam. Aynı Hatice. Bir tane dedim Hatice'ye getireyim. Getir canım getir. Ben de onun pamuklara falan sararım. Burada uzağa. Bir tanesine de baktım. Gideriz. Kara kaş, kara göz. Misafir gibi kıyıda kıyıda duruyor. Aa dedim bu da ne isteyen, bunu da ne isteyene getireyim. Aklımdan geçtiniz. Birer tane size fasulye getirdim. Ay keşke bana da verseydin de. Canım ben senin geleceğini böyle nereden bileyim? Pamukla şey yapardım, ziraatçıyım ya. Oradan filiz falan çıkartırdım ya. İşte bilmiyorsun ki. Bir dahakine senden bana da böyle bir performans bekliyorum ki ben şurada bir ağaç canım Elif siparişte çalışmıyor. Böyle... İçimden geçeni yapıyorum. Tabii iyi ki getirdin canım, canım benim. İnsan durup dururken orada fasulyeleri karıştırıyor. İçinden Hatice'ye fasulye vermek geliyor. Evet. Acaba neden? Neden acaba sana fasulye verdi? Neden nohut değil mesela? Yani neden? İşte bizi fasulye olarak görüyormuş arkadaş sözde ama bu fasulyeyi diyorum ya pamukların içerisinde saracağım bir güzel. Bu böyle bir boy verecek, buraları bir salınacak. Yani yanlış şey yere getirmişsin. Bu konuda şey yanlış var, şey yardımcı olabilirim. Ben bir niyetle getirmedim ya. Zaten. Yardım isteyebilirim, evet. Aklıma geldin, getirdim. Sen artık eker misin, diker misin, büyütür müsün, adına Elif mi koyarsın? O yok sana canım kalmış. O artık bana ait değil mi? Tamam bana işte aitse, o sana kalmış tamam, diyorum. Tamam o bana aitse ben kendi adımı koyarım. Pamuklara da sararım buralarda. İyi ki getirdim böyle kök salmam için iyi bir şey oldu bu. Salabiliyorsan sal.
Neslihan'cığım bu kadar odaklandın. İnşallah güzel bir şey çıkarırsın ya. Daha sen iki şeyin birleştirmedin mi hayatı? Seni ilgilendirmiyor. Bak bitti ama bu. Elif ah. Oo, kullanmak istediğin gibi kullanabilirsin. Ben kullanırım. Dikerim kız şuraya. Öyle hiç dikkate almıyorum bir. Elif bugün bize fasulye getirdi. Aslında bizi dikkate almadığını söyledi ama akşam yemek yaparken Hatice ile beni düşürmüş, düşünmüş. Bize ne kadar değer verdiğini, bizi gözünde ne kadar büyüttüğünü göstermiş oldu. Ben fasulyeyi geri iade ettim. Elif ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Neyse artık gelinleri falan boş ver de. Tamam. Sevimciğim sen bizi izleyerek geldin. Evet. Tanıyorsun da mesela evet. Beni. Nasıl buldun beni bu enlerde yani? Senin değişmiş aynı değişen bir şey yok. Aynı burada her zamanki gibi gene kendini ön plana atıyorsun. Gene aynı Reyhan, gene star Reyhan, gene dünya starı Reyhan. Hiç değişen bir şey yok yani. Aynı bıraktığım gibisin. Şeyi nasıl buldun ikisini Çiğdem'le Hüsniye'yi? Çiğdem hiç yarışmadı. Çiğdem Hanım'la hiç yarışmadım. Evet sadece işte ekrandan. Hüsniye'yle de? Evet ikisinde de yarışmadım. Ekrandan izlediğim kadarıyla bazen gerçekten çok dürüst olduğunu düşünüyorum. Çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bazen de çok agresifleşiyor. Kendine hakim olamıyor. Ben de öyleyim. Elif ilk yarışmalarda, ilk zamanlarda daha sakindi. Bu gelişlerinde biraz daha agresif şey yapamıyor, sabredemiyor. Daha çabuk sinirleniyor, parlıyor. Elif tabii daha önce bu kadar bileziği yoktu. Son gelişinde yükselti çıtayı bayağı size yaklaştı. Biraz özgüven patlaması da oldu. O yüzden de hani biraz sesi çok bizi fazla... Bizi de geçerse patlar bacı. Valla Hüsniye Hanım da dediğim gibi burada hep böyle nasıl diyeyim? Ben en çok sizin yemek yorumlarınıza sinirleniyordum. Benim yorumlarıma? Evet. Neden? Yani bir yemek... Gerçek söylüyorum bunu. Yemek nimettir. Hani yemeğe normal bir yorum yaparsınız. Hani ne bileyim işte sarmaş dolaş olmamış. İşte gelin bu, kaynana kavgası. Gelin kaynana kavgası ya da işte bunlar ahenkle dans etmiyorlar. Hani bu yorumlar bana şey tuhaf geliyor yani. Tuhaf geliyor. Evet tuhaf geliyor. Hani... Normalde yemeğin lezzetine, kıvamına, pişmesine, görüntüsüne falan bakar. Lezzetin tanımı nedir? Lezzet damakla aldığın bir şeydir. Tanımı diye bir şey yoktur ki o damakla. Bir takım duygular, bir takım hisler uyandırır yediklerinden. Mutlu olursun, evet. Mutlu olursun. Öyle odalara pardon, bir saniye. Mesela o duygular neler hissettirirse, o aldığınız o lezzet neler hissettirir? Ama ben oradaki o hissettiğim hissi açıklamak zorunda değilim yani. Ben o hissi, bakın resmettim, hicvettim. Benim yaptığım bu aslında. Size resmimi dağıttım hadi. Ay gene ne uğraştın getirdin ya. Bak seni de es geçmiyorum. Ay Bingo. Canım benim ya. Yedekte vardı al canım. Bugün ne getirdin sen? Ay bir de yedekte vardı. Fazla çıkarmıştım isteyen olursa diye hani. Resmimi de koydum. Baktıkça böyle gıdıklanın. Bir içiniz böyle gıdıklansın. Elif artık, bir şey söyleyeyim mi? Artık 500 kere gitti de 80 mi yaptı derseniz. Ben Elif'i görmüyorum. Elif'e baktıkça bilezik kazanacağım mı dersiniz, ne dersiniz ya da bana söyleyemediklerinizi resme bakın söyleyin. Hiç gerek yok. Ben zaten resme değil sana bakıp onun söyleyeceğimi söylüyorum. Onun için kayınvalidenle arkalarda konuşup ben de burada izliyorum Hatice. Ben bunu saklayacağım. Gittiğinde arada diyeceğim ki ah Elif'ciğim vardı acaba yine mi gelir? Ay tabii gelir düşün, mi? Tabii. Her seste seni duyar gibi olacağım. Tabii göz önünde bulundur. Ben. Güzel bir bak güzel taktik. Bak ben gittikten sonra da benim çok uzun zaman buzdolaplarından posterlerim inmedi. O derece yani. Aa sana hayrandı yani buradakiler. Buradaki arkadaşlarım beni bir türlü unutamadılar. Unutmuşlardır arkadaşlar onu. İşte geçmişe mazi, geleceğe niyazi. Bak yine bir historim var. Elif başarını çöpe atıyorum arkadaşım. Onu yapabilirsin. Bak. Yakında da sen gidersin zaten. Bak yine bir hikayem var anlatabiliyorum. Neslihan senin hikayen nerede? Ya senin derdin ben yine bir hikaye anlatıyorum. Ya. Bu masaya gelenin neden derdi ben oluyorum acaba yani merak çünkü, ediyorum. Çünkü bak enlerin yarışmasına geliyorum bir gazla geliyorum bakıyorum en değil ya. Abi sen olsan sinirlenmez misin? Yani sal da git bakalım bir en gelsin. Bunu sen sorgulamayacaksın. Demek ki ben buraya geldiysem bildiğim bir şey var. Ay hak etmişsin değil mi? Anladın mı? Hak etmişsin. Ben hak etmediysem arkadaşım hak etti. Canım, bak görüyorsun en üstte. Arkadaşının zaten hak edip hak etmediğini o geldiğinde sorgularız.
Elif 80 tane bileziğinin kutlamasını bize resimli kağıtlarla getiriyorsun. Bunları getireceğin yere arkadaşım bence sen bir tatlı al, bir çikolata al. Öyle gel ya, kutlamanı o şekilde yap. Torunun nasıl? Kız büyümüştü, yürüyordu. İyi, büyüdü, yürüyor tabii, yürüyor. Defne neydi? İkincisi. Defne Şahimer. Şahimer. Evet. Şahimer ne kadar değişik. Kimin ismi biliyor musunuz kızla? Dünürümün ismi. Dünürünün, gelinin annesi hayattayken koyduğu isim. Bu da yutmuş. Uyumuş. Yutmuş. Çok memnun halinde. Yo, pembe ben, bulutların üstünde ben böyle uçuyor. Ben öyle bir şeylere uçuyor. Takılmam ki. Gayet normal ya, koyabilir şimdi, annesinin adını. Bence koyamaz. Neden bilmiyorum. Koyamaz? Senle işte ne kadar zıt karakteriz. Karayla beyaz. Neden bir... koyamaz şimdi, ya? Ben baskıcı bir karakter değilim şimdi, ki. Annesini kaybetse tamam amenle. Ne olabilir, alaka? Şimdi şöyle bir empati yapıyorum. Benim gelinim de kalkıp annesinin ismini koyarsa ben... Bozulur muyum? Bozulurum herhalde. Şimdi bak orada... Ne gerek var şimdi? Annesi şimdi bak, dediği gibi hayatta. Çiğdem iki tane isim koymuş. Birini Defne, evet, birini... Şahimer. Şahimer koymuş. Mesela eğer iki isim kullanıyorsa... Sevim Şahimer orada olabilir. Sevim Şahimer olacaktı. İkisinin de adı olmayabilirdi. Neden özellikle o? Annesi, sen neredesin? Annesini çok seviyor. Hiçbir çocuğu... Seni sevmiyor. Hiçbir torununun adını koymamışlar şimdiye kadar. O da içinde demek ki ukde kalmış. Ben demiş kızım olursa annemin adını koyacağım. Eşiyle de bunlar sözleşiyorlar. Eşi de tamam hayatım demiş. Hani sen nasıl istersen. Şöyle bir düşündüğümde... Hüsniye Meliha Karabulut torunumun adı. Olmadı yani. Ama sade Meliha. Meliha. Meliha Ayşe Meliha bilmem ne. Senin adın yok ama orada. Bir de öyle düşün bakayım şöyle. Bir çalıştır hafızayı. Olmadı. Olmadı, uymadı değil mi? Hiç uymadı. Ama şunu da samimi olarak söyleyeyim. Biz aile içerisinde ben ismim Hüsniye ağır bir isim yani. Yeni bir isim ya değil. İsmin çok bir güzel olsa. Ben ismimin anlamı güzel oysa ama ben de çocukluk yıllarımda ağırdı. Şimdi oturdu Hüsniye ismi. Çocuklarımı evlendirirken Hüseyin'e de Hamza'ya da dedim ki bakın kızlarınız olursa birinizden biri Hüsniye koyacaksınız dediğimde hepsi gülmüştü. Şimdi oğullarım gülmüşken ben kalkıp böyle bir şeyi talep ederim. Senin adın var ya bu devrin en kral ismi de olsa koymaz. Saniye pişti mi yemeğin? O zaman kapatın altını, süreyi de bitireyim. Okey. Kapatın altını ve sizi dışarı alayım. Süreyi durdurdum zaten. Yalnız bir yere fazla bir yere uzaklaşmayın. Sporunuz var biliyorsunuz. Evet. Tamam mı? Hadi bakalım dışarıya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şahane duruyor. Puan. Biraz hafif ezdi mi bunu acaba ne? Vay 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 vay. Güzel duruyor yemekler. Ben söyleyeyim. Yani güzel içine biber yesini koyacaksınız. Nefis olacak. Hepsi güzel pişirmiş gibi. Yemekler pişti, kızlar yapmışlar. Şimdi ne yapacağız? Sevgili spor hocamız Mehtap Demircioğlu'nu çağıracağız. Gelinleri çağıracak, spor yapacaklar. Biz de ne yapacağız sonra? Sunuma geçeceğiz, sunuma geçeceğiz. Herkese merhaba. Ekran başındakiler hazırsanız benimle birlikte ayağa kalkıp başlayabiliriz. Önce biraz ayakları yine kalça genişliğinde açalım. Buradan bir nefesle başlayalım. Derin nefes al, yukarı doğru kaldır iyice kollarını. Nefes verirken iyice... Kapat. Bir şemsiye gibi düşün kaburgalarını. Al derin bir nefes. Burada şemsiyeyi iyice aç. Şemsiyeyi kapatır gibi iyice nefesini ver. Ve karnını iyice içeri çekerek boşalt. Şimdi tut ellerini yukarıda.
yukarıya doğru parmakları geçir birbirine. Ayaklarını biraz kapatabilirsin. Yukarıya doğru iyice uza. Omuzlar kulaklardan uzak olsun. Çok fazla yukarı çekme. Daha aşağıda dirseklerin düz. Olabildiği kadar yukarıya doğru uza. Şimdi buradan hafifçe yana doğru. Süper. İyice uza, uza, uza. Süpersin. Şimdi elleri ensenin arkasına al. Buradan dirsekleri aç birazcık. Süper. Şöyle göstereyim sırtımda. Eller burada. Dirsekler öne gelip arkaya doğru sıkıştırıyorsun. Omuzlar aşağıda. Daha kulaklardan uzak. Derin bir nefes aldın ve verdin. Şimdi kolları düz ileriye doğru uzat. Burada kürek kemikleri yine hep birbirine yakın olacak. Omuzlarım çok öne gitmeden omurgam hep düz. Ve ileri doğru minik uzattım kollarımı ve geride sıkıştırdım. Burada kal ve buradan el avuç içi bir yüzüne bakacak şekilde kalsın. Eller göğüs hizasında. Kızlar buradan minik bir şekilde yine yana doğru açıyorum ve önde kapattım. Burada kal. Aç birazcık ellerini. Sonra biraz arkada yine parmaklarını sıkıştır. Ör birbirine. Burada uzat iyice kollarını. İyice esnet. Gidebildiği kadar iyice gitsin. Omuzlar aşağı doğru. Şimdi sağ dizimi yukarı doğru çekiyorum. Çekebildiğin kadar minik bir şekilde. Siz belki çok fazla çekemeyeceksiniz. Hafif tutun. Birazcık çekip yukarıya doğru esnetiyorum. İyice çek, indir. Bu sefer ön bacağımı, quadriceps'lerim yani üst bacağımı esneteceğim. Tutabildiğiniz kadar, sizin için zor olacak topuklu ayakkabıyla. Tutabildiğin kadar tut. Son olarak tekrar bir nefesle kapatalım. Tekrar derin bir nefes al. Bu sefer yukarıya doğru uzan. Uzan uzan. Ve ver nefesini. Hatta biraz şöyle minik de eğilelim. Tekrar derin bir nefes al. Yukarıya doğru uzan. Boynu sıkıştırmadan. Tekrar ver. Son kez. Tekrar aldık. İyice uzadık. Hatta belki şöyle minik bir eğilebiliyorsak eğilelim. Ondan sonra yavaş bir şekilde bırakalım. Evet, bu kadar. Evde kalın, sporla kalın. Ve haftanın ilk gününü tamamlamak üzereyiz. Güzel olmuş Fatih Bey. İki tabağı da beğendim yani. Ve günün birincisi elindeki kapsülde. Açtım. Seyirciler, Girelim Mutfak'ta da haftanın ilk günündeyiz ve yeni yarışmacımız, daha doğrusu eski ve yeni yarışmacımız Güngör ve kayınvalidesi Sevim Hanım geldiler ve yemekler yapıldı. Şimdi ilk puanlama Hüsnü Hanım geliyor. Buyursunlar. Hüsnü Hanım, ayağınız mı ağrıyor? Evet, bir spor kazası yaşadım. 4 aydır böyle yaşıyorum. Evet, havalardan. Buyurun. Yemek. Şimdi
Zürbiye'ydi değil mi? Evet. Zürbiye, zürbiye. Açıyorum seni lezzet diye diye. Bakayım. Enteresan bir isim. Burada soğanlar böyle perişan mı oluyor zürbiye'de? E tabii böyle soğan pişiyor tabii çünkü yani pişmiş. Bu... Ama bana çok böyle perişan olmuş geliyor bu zürbiye. Bakayım tadı nasıl? Çiğlikte mi? Evet, et. Tam pişmemiş. Lokum kıvamında değil. Her iki tabakta da lokum kıvamında değil. Ama daha zengin görünümlü bir tabak diğerine göre. Buradaki zürbiye de diyor ki... Hele sen orada bir dur, bak şu benim havama. Bak şu benim duruşuma. Çok etkilendim ben bu zürbiyeden. Tabakların sunum ve servisini göz önünde bulundurmuyorsunuz herhalde. Çünkü biz koyuyoruz. Siz koysanız da etin pişme şekli bakın orada daha açık renk. Burada daha kavrulmuş, daha iyi görünen bir et. Soğanı kavururken şöyle kaşıkla daha döve döve yorulmuş soğanlar. Üç tabakta da et pişmemiş. Bu tabağın görüntüsüyle diğer birinci tabaktaki görüntü aynı, birbirine çok çok benziyor. Buradaki zürbiye de kayınvalidesini dinlememiş. Ama burada kayınvalide bence buna küsmüş, konuşmuyor. Şu an diğer etler, evet, orada pişmemişti. Bu et biraz daha pişmiş. Diğerlerine göre pişmiş. Evet. Peki, puanlara geçelim. Bir numaralı tabak. İki. Üç. Beş. Dört. Bir nerede? Vermedin mi? Hayır. İki, üç, beş, dört dediniz. O zaman o bir. Bir, üç, beş, dört. İki numaralı tabakla başlıyoruz. Üç puan aldı. Bakalım üç puanı kim aldı? Kaldırdık. Elif. 3 puan. Dördüncü tabak 4 puan. Bakalım kim aldı? Kaldırdık. Hatice. 4 puan. Ve 5 puanın sahibi. Güngör mü, Neslihan mı? Gerçekten bu Güngör'ün tabağıysa tebrik ederim. Çünkü içeride dumanlar çıkmıştı. Hiç olmayacağını düşündüm tabağın. Gerçekten kötü bir tabak çıkaracağını düşündüm. Bakalım 5 puan kime gidiyor? Güngör mü, Neslihan mı? Kaldırdık. Neslihan 5 puan. Tebrik ederim Neslihan. Ve Güngör. Evet Güngör. İyi bir tabak çıkaramamış. Şimdi... Bir vermenizi hiç şaşırmıyorum. Bir saniye ben bir sorabilir miyim? Öncelikle ben bir aldım. Hayır, bir önce ben konuşuyor. Bir konuşabilir miyim kayınvalidemle? Ben bir aldığım için benim olabilir benim kayınvalidem. Bir konuşabilir miyim? Peki. Gene söyleyeceğini söylesen. Tabii. Anne en son tabağı sanki dedin ki eti içlerine göre evet, en iyisi pişmiş dedin. Neden ona beş değil de diğerine beş verdin onu öğrenebilir miyim? Gene puan için teşekkür ediyorum ama aradaki farkı merak ediyorum. Sadece eti çok iyi pişmişti. Diğerlerinde eti pişmese de soğanın kavrulması, etle birlikte olması iyiydi. Yani onun için fazla bir puan kırmadım orada. Eti pişmişti ama soğanla birlikteliği biraz hoş değil. Öyle söyleyeyim ya fazla bir puan kırmadım. Hayır dört bak aldım. Şimdi sen şimdi böyle söylersen diyecekler ki neden dört verdin o zaman soğanla ikisi beraber pişmemiş, beraber olmamışlar diyecekler. Şöyle Hatice öyle değil. Baştan yemekleri zaten yorumladım. Orada soğanlar ön plandaydı. Soğanın lezzeti vardı. Etler tam pişmiş değildi, lokum gibi değildi. Ama orada et pişmişti. Soğanla birlikteliğinde yine bir mesafe vardı arasında. Tam harmanlanmamıştı. Yine oradaki etin iyi pişmesi benim zaten için... Zaten buranın gelen kayınvalidelerde en önemli bakacakları şey ettir. Soğan zaten pişecek Hatice, yani. Olur mu? Bir soğan kavurmak, soğana lezzet vermek ayrı bir şeydir. Zaten eti pişirmiş olursan, becerirsen, eti becerirsen o yemeğe zaten lezzet verir. Tamam. Et nereye girse lezzet verir. Hayır ben de onu diyorum. Hem eti pişirmişim demek ki soğan da birbirinin soğan içerisine da, girmiş. Burada en fazla malzeme soğandı. Ben soğanı daha çok değerlendirdim. İşte sen öyle değerlendirdim de. Yoksa hani eti pişmiş diyorsun, gidiyorsun başkasına beş verince ben de düşünüyorum acaba arasındaki fark neydi bunun? Soğan da aynı doyumu bende oluşturmadı.
bir tık puan kırdım ve ona 4 verdim. Teşekkür ediyorum. Sağ ol yine de. Şimdi Hüsnüye teyzeciğim, öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bir kez soğan yahnisi değil. Soğan yahnisi olsa arpacık soğanların bütün bütün olup pişmiş olmasına bakmanız lazımdı. Hani bütün görünmesi lazımdı. Bu zülbiye. Evet. Dediler ki soğanı öldüreceksin. Ben orada soğanı öldürmüşüm, özleştirmişim ki siz zaten orada o kadar iyi izlemişsiniz ki benim terimi. Oradan tabii ki zoomladılar herhalde benim yemeğimi. Siz hemen fark ettiniz, aa bu kız güzel kavurdu, güzel özleştirdi. Hemen oradan dediniz ki, aa bu çok iyi yaptı, ha, şunlara bakayım aralarında en güzel soğanı o pişirmiş. O yüzden ona bir vereyim dedi, tebrik ederim. Söyleyeyim mi Güngör'ü? Ben seni alkışlayayım şimdi. Çok güzel bir yorum yapmaya çalıştın. Evet. Yapmaya çalıştın ama sana açıklayayım. Sana yapılan zoom'u söyleyeyim. Birdenbire tabağımdan bir hurra bir duman çıktı. Ne oluyor canım? Yangın mı var? Ay gel yardım et yavrum. Yangın mı var? Gel. Bir saniye. Ve etin zaten sen etine lezzet veremedin. Etini orada bayılttım. Bitti. Çile lezzeti hafız etmedi. Bir saniye bir dur. Sen ayrıca soğanı da öldürmemişsin. Onu da hırpalamışsın. Soğan perişan olmuş. Soğanlıktan çıkmış dağılmış zaten. Çünkü zarının tadını almamanız lazım. Siz gidip ötekilerden alıyorsunuz. Kıtır kutur kıtır kutur. Zar ağzınızda eriyor. Kutur kutur sonra diyorsunuz ki aman. Güngör orada kutur kutur bir soğan yok. Tabağın hiç hoş görünmüyor. Hiç. Güngör bu bizim tabaklarımızın tadına baktın mı da mı böyle bir yorumlama yapıyorsun? Gayet öldürüm bak. Orada kutur kutur soğan olamaz. Sen ne karışıyorsun Elif? Ona, bize, ben Zeynep Hanım'la konuşuyorum. Bize atıyorsun topu. Ben konuşuyorum. Ben sizin yemeğimi yedin mi? Sizin tabaklarınızı geçirdin mi? Benim tabağıma zoom yapmış izlemiş dedim. Bak bunun dışında bir şey söylemedim ben. Ne demek söylemedim ya? Kutur kutur soğan yiyorsun. Kutur kutur abi. En güzel ben öldürdüm soğanı. Nereden en güzel ben öldürdüm. Öldürdüğüm için o diyor ki aralarındaki ölmüş tabak o diyor ona bir veriyor zaten. Seninkinin artık soğanlık. Ben farkındayım canım izliyorlar. Seninki bayılmış soğan falan yok orada. Ben bundan sonra bakarım ne olur. Sen tabağını sorgularken lütfen bizim görmediğimiz yemeklerimiz hakkında yorum yapma. Orada yarım saatten fazladır pişen bir soğandan bahsediyoruz. Burada zaten katır ben kutur soğan olamaz. Ben görmediğim değil, onun verdiği yoruma karşılık söylüyorum. Öyle bir bak şey ne diyor? Ki. Ay diyor buradaki diyor ölmüş küsmüş diyor. Dört verdiği tabağla diyor ki bu tabakla diyor o tabak diyor aynı ama diyor ette mi diyor bir şey var. Çünkü ben bunlardan ikisinden bir tanesinden emin değilim diyor. Ya diyor bu Hatice'nin de olabilir diyor çünkü o da çok kavurdu diyor. Bunlar şey ben farkındayım. Çok iyi izliyorsunuz Hüsnüye Hanım. Bravo, çok bravo. Hak demek değilse yemeğin lezzetine göre de vermiyorsunuz. Ben anladım zaten. Benim en lezzetsiz tabak senin de. Soğan kavurmasını beceremeyen bir gelin zaten hiçbir zaman mutfakta aşçı olamaz. Afiyet olsun. Soğan kavurmak yetenek ister. Tabii. Birinci tabakla. Bir gün siz yapın da görelim yeteneği. Valla bir gün yapın da ben hakkını veririm. Güngör buraya bana puan vermeye gelmiş. Hoş geldin Güngör. Hoş geldin sen. Tanıdım ben seni. Hüsnüye teyze tabakları yorumlarken dediniz ki birinci tabakla dördüncü tabağın soğanları aynı gibi bir şey söylediniz galiba. Evet. Yalnız dördüncü Hayır. tabağın eti daha iyi pişmiş dediniz. Evet. Benim tabağımı yerken... Birbirine benziyor dedi. Evet. İkinci tabağı yerken soğanları daha iyi, daha top duruyor dediniz. Niye üç verdiniz? Mesela soğandan hani yola çıkmışsınız ya evet. bir bütünlükten. Niye dört vermeyip beş vermeyip de niye üç verdiniz? Ne farkı vardı? Çünkü, ya da ne olmamıştı? Çünkü soğanın ne kadar iyi kavrulsa da etinle birlikte aynı frekansta değildi. Aynı tonu yakalamamıştı. Ki dördüncü tabaktaki beş almama sebebi de oydu. Yani oradaki soğan kendinde değildi. Et daha bariz öne çıkmıştı. İkisi aynı anda sahnenin önüne çıkmamıştı soğanla. Biz sahneye ikisini aynı anda attık zaten. Attınız. Hayır aynı anda ya o dengeyi yakalamamıştı. En genç neslihan koydu ya. En genç neslihan koydu. Hüsnüye teyzeciğim bana beş verdin. Teşekkür ederim. Ellerine afiyet sağlık. Olsun. Tebrik ediyorum. Afiyet olsun Hüsnüye teyze. Ve sevgili seyirciler ilk puanım yapıldı. Şimdi ikinci sıradaki kayınvalide geliyor bugün de. Sevim Hanım buyursunlar. Merhaba. Hoş geldiniz Sevim Hanım. Hoş bulduk. Zürbiye buyurun. Puanlara geçelim Sevim Hanım. Bir numaralı tabak. Üç. 4 5 1 3 4 5 1 Birinci tabakla başlıyoruz. 3 puan aldı Sevim Hanım'dan. Acaba 3 puanı kim aldı? Bakalım bekliyoruz. Kaldırdık.
Hatice, 3 puan. İkinci tabak 4 puan aldı. Bakalım bu 4 puanı kim aldı? Kaldırdık. Güngör, 4 puan. Ve 5 puanın sahibi Elif mi, Neslihan mı? Üçüncü tabakta 5 puan var. Elif mi, Neslihan mı? Kaldırdık. Elif 5 puan. Neslihan 1 puan. 1 puan. Gerçekten. Çok enteresan. Pişmemiş. Anneciğim işte bak. İşte ben hani taktiğiler olmamış tabak diyorum ben. Selim teyze hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Benim tabağımı tattığımda sadece etini yedin. Ben buradan yakın olduğu için görebiliyorum. Soğan tadına hiç bakmadan direkt olmamış dedin. Yani sade etini yiyerek yorumladın. Zaten... Diğer tabakları yerken soğanların da tadına baktın. Benim tabağımda sadece bir tane eti ağzına aldın. Olmamış dedin. Soğan da bütünüyle bakman gerekiyordu bu yemeğin lezzetini. Fark etmiyor. Soğanlar zaten çabuk pişen bir şey. Soğan zaten pişmiş. Yemeğinin lezzeti vardı fakat etin hiç pişmemişti. Diğerleri pişmişti zor, yani öyle mi? Zor çiğnedim, yutamadım. Zorlandım yutarken hatta. Çok sonra yani atlandım. Gerçekten çok pişmemiş. Çok sonra atmadım. Bizden Güngör, sonra attın. Hayır yani. Ben etimi bayağı bir suyunu çektirerek kavurdum. Daha sonra onun yağını yemekle kavurdum. Yemekle de özdeşip pişirmesi yemekle lazım. Özdeşip özdeşmemesi... Benim ayarlamama göre olur, anladın mı? İşte, benim etinden yani. Yana problem yoktu. Vallahi sana göre yoktu Neslihan'cığım ama etin hiç pişmemiş, kusura bakma yani. Ona da 5 veya 3 puan veremem. Puan yani. Veriyorsun. Sen etine bakacağım. Beş burada ana yemek zaten anne eti. Beş bakın 5 verip soğan... vermemenizden değil. Hayır sadece... O kim 5 verdi ona? Hüsniye Hanım 5 verdi hani. Hüsniye Hanım sizin damak lezzetinizden hayır, şüphe duyuyorum şu an. Hayır izliyor çünkü soğanı ölmüş olanı vermiyor özellikle hani. Ben sizin benim tabağıma 1 ya da 5 neden verdiniz diye demiyorum. 5'lik bir tabaktır değildir onu da sormuyorum size. Ben size diyorum ki diğer tabaklarda soğan yediniz, tadına baktınız. Benim tabağımda neden sadece et aldınız? Onda soğan yemeyi unutmuş olabilirim ama soğanlar zaten hepsinde pişmişti yani. Fark etmiyor. Soğanla lezzet ver, soğana puan vermedim ki ben burada. Etine göre puan verdim. Sadece etiyle lezzetini bütün tuttunuz. Hüsnü Hanım da soğanlara göre verdi. Tamam da ben soğan çok çabuk pişen ama bir şey zaten Neslihan. Hüsniye teyze bütün tabaklarda hem soğandan yedi, fark hem etten yedi. Fark etmez ama neye göre puan verdi? Bak sadece et yiyerek lezzetine bakamaz, anladın mı? Bu lezzetsiz diyemez, sadece gelmiş ete bakar. Beğenmiş, o zaman biz sadece et kavurup bıraksaydık. Ben sana lezzetsiz demiyorum hayatım. Ben sana lezzetsiz demiyorum. Ama senin burada öyle etin dediniz. Pişmemiş. Burada lezzetsiz dediniz. Bu olmamış. Bu olmamış dedim. Burada lezzetsiz dediniz. Sadece her neyse, et yiyerek lezzetsiz, lezzetsiz demiş olabilirim dediniz. Ama etin pişmemiş. Olmamış yani kusura bakma. O Sevim teyze, tabak. Sevim değil mi? Sevim evet. Teyze. Birinci tabağa 3 verdiniz. Eti falan nasıldı? Güzel miydi? Eti fena değildi. Biraz diriliği vardı seninkisinde de. Yani 4 tabakta da dirilik vardı. Ama Neslihan'ın tabağı tamamen pişmemişti. Anladım. Yani. Puanı 3, 4, 5 olarak mı verdiniz sırayla? Benim annem genelde 3, öyle 4, 5, 1 verdim. Anladım. Yani 3 tabağın etleri, kıvamı her şey aynıydı. Sadece sıralama olarak 3 verdiniz. Etleri de aynı değildi. Bakın seninkisi de biraz dirilik vardı. Güngör'ün tabağında da mesela daha iyi. Biraz seninkinden bir tık daha iyi pişmişti eti. Üçüncü tabakta daha lezzetli, daha eti pişmiş geldi. Ama Neslihan'ın tabağını alınca gerçekten eti yutmakta zorlandım ya. Yani çünkü bu kadar pişmemesi eğer benim ve Hüsniye Hanım'ın ona 5 vermesine hayretler içindeyim şu an. Siz o tabağa nasıl 5 verebilirsiniz? Anne çünkü benim burada soğanı öldürdüğümü gördü, izledi. En öldürülmüş, en soğanı özleşmiş olana gitti hemen 1 verdi. Yavrum çünkü, benim... Çünkü kayınvalideniz Sevim Hanım... Burada etinin nasıl dumana katıp pişirmediğini siz gördüm. Siz yanlış görmüşsünüz. Hayır, benim o yemekleri yedi. Etini değildi, dumana katırıp pişmemiş olan bir tabak olsaydı. Biz onu et olarak gördüm. Ya da ben onu et olarak gördüm. Tamam yanlış. Demek ki yanlış ben görmüşsünüz. Ben onu et olarak gördüm. Ama maden de orada
soğanlı değil. Yanan bir şey olduğunu konuştuk. Bu taraftaydı soğan. Et değildi. Sen et mi koydun dedin? Soğandaydı. Hayır et değildi. Ya ben gördüğümü yanlış mı göreceğim? Geldim baktım etti yani. Kesinlikle soğandaydı. Siz onu yanık görmüş olabilirsiniz ama o zaman gitmişsiniz en sert en yanık tabağı vermişsiniz. Sevim teyze puanım için teşekkür ederim. Rica ederim. Ama şöyle bir şey var. Neslihan'ın yerinde ben de olabilirdim. Yarın bir gün önünüzde sebze yemeği geldiğinde patates de hani koyduğumuzda patates zaten pişer deyip onları tatmamazlık yapmayın olur mu? Yo, yani bütün halinde alın. Evet kafanıza göre ete göre verirsiniz, soğana göre verirsiniz puanlarınızı ama sonuçta tabakta hangi malzeme varsa ne olur onları tadın. Yok diğerlerinin hepsinden aldım. Onu da unutmuş olabilirim. Ona bir şey demiyorum. Aldım olsaydım ama siz aldığımı tamam, düşünüyorum burada, Neslihan. Bakın ben sizin buradaki yorumunuzdan dolayı söylüyorum. Sadece eti yiyip lezzetsiz dediniz. Ve sevgili seyirciler, üçüncü sıradaki kayınvalide geliyor. Reyhan Hanım buyursunlar. Salla sana, salla sana mendilini. Akşam oldu göndersen unutmuş. Ay verem oldum ya. Bir kere yine böyle oldu, uğursuzluk getirdi bana, uğursuzsun. Niye getirdin o zaman? Ay ne bileyim ben, yine de çatlasın buyurun diye getirdim ya. Şuraya da koyuyorum. Neyse bana iyi gelir inşallah. Bak bu da fena değil. Ama bu olmamış. Çiğ geldi bana. Çiğ derken kurumuş. Ya en olmamışı buydu. Peki, puanlara geçelim. Bir numaralı tabak. En iyisi buydu bak. Ben bundan lezzet aldım. Renk olarak, her şey olarak 5'i buna vereceğim. Bu hiç olmamış. Kesinlikle eti kurumuş. Soğanlar kavrulmamış. Diri duruyor. 1'i buna vereceğim. Bu tabii ki onun gibi olmasa da yine de bir lezzet var. 3'ü buna vereceğim. 2'yi de buna vereceğim. Şundan bir tık fena değil yani. 5-1-3-2. Evet. Dördüncü tabakla başlıyoruz. Bakalım. 2 puan. Dördüncü tabak. Hı. 2 puan aldı. Bakalım kim aldı? Kaldırdı. Elif 2 puan. Üçüncü tabak 3 puan aldı. Bakalım bu 3 puanı kim aldı? Kaldırdık. Güngör 3 puan. İyisin Güngör. Şimdi. Ay yine mi Neslihan, Allah'ım kimle kaldı, Hatice ile mi? Hatice ile Neslihan kaldı. Hatice mi, Neslihan mı? 5 puanın sahibi hangi? Vallahi bilmiyorum ya. Ay bu mendilde gelince biri veriyorum ama bilmiyorum. Ay inşallah Neslihan çıkar. Neslihan adına çok sevinirim. Kaldırın. Neslihan. Ay inanamıyorum. Ay inanamıyorum. Ay. Ay çok güzel. Ay buldum. Ay inanamıyorum. Ay çok iyi yapmışsın. Eline sağlık. Afiyet olsun. Vallahi çok harika. Etleri nasıl pişmiş miydi? Çok güzel pişmiş ya. Senin teyze pişmediğini yumuşacık söyledi. Yumuşacık lokum gibi. Kim dedi onu? Senin teyze. Hiç de lokum ay, gibi değil. Ay sen anlamıyorsun kız. Vallahi ben sizin damak tadınızdan artık şüphe ediyorum. Ay inanamıyorum. Damak tadınızdan şüphe ediyorum. Kesinlikle o et pişmiş lokum gibi pişmiş bir lokum. Et değil. Ah, kesinlikle pişmiş bir et diye bana sakın ha söyleme. Senin damak tadın ya. Olmamış tabakları ver bir eşi. Neslihan'ın yapamayacağını biliyorsun, gittin en olmamış tabağa 5 verdin. Ben teyze. Neslihan'ımla ikinize hayret ediyorum. Hüsnü'ye kaç verdi? Neden herkes aynı? Hüsnü'ye kaç verdi? 5 verdi. Herkes benim tabağıma canım gelince hep aynı şeyi söylüyorlar. İşte onlar nasıl pişmiş diyebiliyorlar. Ben şoktayım şu anda. Bir şey söyleyeceğim. Haftanın ilk günü. He. Bismillah gelmişiz. E ne olmuş? Nereden orada dörtler sen eğitimini aldın? Dörtler nerede? Nerede dörtler? İyi puan kullanacaktım. Sen gelmeden önce
önce dörtlerimi harcadım Güngör. Hayır, çok çünkü harcadım. Biliyorsun ki ben güzel yapıyorum. Ya. Dedin ki bu kız geldi bununla. Canım benim. Bu sesi duydum. Bak, dedin Güngör, ki dört Güngör, içeride dedi. Bana sordular Güngör nasıl yemek yapar. Dedim ki lafa dalmazsa, eğer dedim çeneye vermezse, oynamazsa da dedim yapar. Ama dedim kafa gittiği zaman bazen de dedim oluyor oyuna dalıyor, eğlenceye dalıyor, yakar. Güzel diyorsun. Tamam dördü kullansaydım verirdim. Dedim ya bir lezzet var dedim bunda. Ay yüksek kullanacaksın. Allah çok yüksek. Ama sen gelmeden önce ben harcadım, çok harcadım. Çok israf ettim dörtlerim. Bize mi denk geldi harcamaları? Artık dörtleri bilmiyorum. Reyhan teyze. Çok tamam, lezzetli Reyhan teyze. Olursa veririm. Biz seninle gerçekten bu aralar o kadar bir tutuşamıyoruz ki. Yemeğimi... Etini o kadar güzel pişirdim. Kayınvalidem de öyle söyledi. Keza Sevim teyze de öyle söyledi. Çok da güzel harmanlanmıştı. Yüksekte puanlar aldım. Geldin bir verdin. Ama bak inan ki bak onların içinde ister inan ister inanma etin kurumuş. Etim kurumuş. Evet etim. Soğanların etim kuruyor. Üç tabaktaki gibi değil. Sert geldi bana soğanın da. Lezzet bir dakika, olarak bir saniye. Da... Ben hem mendilimizi de almak istiyorum. Aa. Anne bir daha mendile de sahip çık. Böyle ortalıklarda bırakıyorsun. Etim nasıl bu kuruyabiliyor? Bu sefer şans getirdi bu mu bana. Benim tabağımdı? Evet oydu. Benim etim senin Allah aşkına. Senin etim bak kararmış bile. Kararmış burada bile buradaki gözüküyor. Etlerle hepsinin eti aynı. Değil. Aynı kızarmışlıkları soğanlara bakıyorum. Hepsi aynı. Hatta bu çiğ gibi de duruyor. Bakar mısınız? Çiğ gibi de duruyor. Hayır. Siz gidip bunlara yüksek veriyorsunuz. Elif'inki senden ben, iyiydi. Ben şunu yalan konuşamam şunu çok ben. İyi şunu çok iyi anladım. Siz gerçekten artık biz kaç haftadan beri burada yarışıyoruz ya. Benim de yaptığım yemeği hayır. Anladın. Gerçekten ben anladın bunu. Tadını bu da biliyorsun. Tadını tamam, da biliyorsun. Her şeyini de biliyorsun. Hani aynı Çiğdem teyze gibi oldu. Beni buluyorsun, birileri veriyorsun. Gerçekten tesadüf. Ben var ya bak gelinimi bile bulamıyorum. Kaç haftadır yarışıyoruz. Bulsam Neslihan'ı bulurum. Ben keşke Çiğdem gibi olsam da hep bulsam beşi versem. Bulamıyorum. Nihayet buldum. Arada bir buluyorum. Oluyor tesadüf. Ya, ama ben seninkini bir şey nasıl soracağım. Bileyim? Ben bir şey söyleyeceğim. Yukarıdan aşağı inerken de beni tehdit ediyorsun. Bak sakın düşük puanlar verme diyorsun. Aman 5-4 ver diyorsun. İki tane... Ama sen bak ne yapıyorsun? Ya hayır hiç yapma hiç deme sakın bir, vermiyorsun bir. Diye. Gerçekten. 2-1-1 veriyorsun. Hayır 2-1-1 ver. Kaç hep kaç verdim ben burada. Benim en hiç ay, hep kötü puan verdim. Reyhan teyze sen de söylüyorsun da hak yemeyeceğim diyorsun. Olmamış tabağı hadi 3 tane tabağı yedin. En olmamış Hatice'ninki dedi. Evet. Benimkinin nesi olmamıştı? Ama seninki de ondan bir tık yukarıydı. Çok da lezzet alamadım. Bak şeyinkinde lezzet aldım. 4 verseydim ona ne verirdim. Ne lezzet yoktur. Ama seninkine vermezdim. Tabağımda da neyse hadi. Vermezdim. Kesinlikle. Ne diyelim? Evet. Üç kayınvalide puanlarını verdi. Birazdan kritiklere geçeceğiz. Günün kritiklerini geçireceğiz gözden. Şöyle bakalım bugün neler oldu onları konuşacağız. Akabinde son tadım ve puanlama için Çiğdem Hanım'ı alacağım masaya. Çiğdem Hanım puanlarından sonra günün en düşük puanı alan gelin ve günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelini açıklayacağız. Az sonra. Haftanın ilk gününü tamamlamak üzereyiz. Güzel olmuş Fatih Bey. İki tabağı da beğendim yani. Ve günün birincisi elindeki kapsülde. Açtım. Sevgili seyirciler, gelin mutfakta da yine bir hafta başındayız, yeni bir haftadayız. Ve yeni yarışmacımız sevgili Güngör ve Sevim Hanım geldiler. Yemekler yapıldı. Üç kayınvalide puanlarını verdiler. Şimdi VTR'lerimize geçeceğiz. VTR'lerimizde bugün neler yaşandı, neler konuşuldu onları bir bir göreceğiz. Sonra ardından Çiğdem Hanım masaya alacağım. Günün son tadım ve puanlamasını yapacak. Çiğdem Hanım puanlarından sonra... Günün en düşük puanını alan gelin ve günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelini açıklayacağız. Böylelikle haftanın ilk gününü tamamlamış oluyoruz ve hızla göz açıp kapayıncaya kadar haftanın final gününe geliyoruz. Haftanın final günü ne oluyor? Haftanın en yüksek puanını alan gelinimiz buradaki 5 altın bileziği koluna takıyor. Bakalım bu hafta kime gidecek altın bilezikler? Biz şimdi VTR'lerimize geçiyoruz ve ilk VTR'miz geliyor.
Hatice ve Hüsniye Hanım arasındaki konuşmalara eleştiriler ağır oldu. İzleyelim. VTR'lerimize geçiyoruz ve ilk VTR'miz geliyor. Hatice ve Hüsniye Hanım arasındaki konuşmalara eleştiriler ağır oldu. İzleyelim. Artık rakip kalmadı etrafımızda. Neslihan desen ocaklıları, fanırları kullanmasını bilmiyor zaten. Onu öyle es geçtim. Elif desen hazır çorbalar kullanıyormuş, kayınvalidesine öyle çorbalar yapıyormuş. Onu da geçtim çünkü daha önceden de yarıştık ben, biliyorum onu da zaten. Artık bundan sonra kesinlikle bizim almamız gerekiyor. Almamız gerekmiyor, bizde. Hatice, siz bu kafayla giderseniz daha çok ben bilezik alır. Uçarım ya. Nasıl? Beni rakip görmüyorsun. Neslihan'ı evet. Rakip görmüyorsun. E kendi kendine nasıl yarışıyorsun yarışsın, sen kendi burada? Kendine canım yarışsın. Benim. Ben sizin yaptığınız şeyleri söylüyorum. Ona göre rakip görmüyorum diyorum. Yağmur benim kafamı çok bulandırıyordu. Buraya geldiğinden beri sürekli. Boş boş konuşuyordu, onu söylüyordu, bunu söylüyordu. Hani kafamı karıştıracak insan benim için bir rakiptir, anladın mı? Sen Hüsniye teyze diyorsun ki Neslihan zaten fırın konusunda bir türlü aşamadı. Evet. Ben fırın yemeğinde yine söylüyorum. İki kere ben ilk geldiğim hafta problem yaşadım. Ondan sonra problem yaşamadım. Mesela sen yemeklerin kraliçesi kraliçesi diyorsun evet. Ya. Bence hiç değil. Değil. Yamah bile değil. Neslihan yok zaten. Neslihan o kadar yaklaşıp. Canım, cicim ben seni yükseltmek istiyorum falan ya, diyorsunuz. Mahsus diyor, mahsus. Diyorsunuz arkasından da Neslihan'ı boş ver. O zaten yokmuş gibi konuşuyorsunuz. Mahsus. Hiç kayna almıyorsunuz onu. Hiç yemek yapmadığını burada. Nereden kanaata vardı ki? İkincisi Elif'e gelince diyorsunuz ki Elif de arada bir sıyrılıyor. Sıyrılmak mı bu? Elif 6 haftada 4 kere bilezik alıyor. Arada bir sıyrılmak buysa biz hep böyle arada bir sıyrılalım. Siz kaç haftadır burada zar zor suyunu sıka sıka artık posanız kaldı sıkmaktan. Posamız bir kere kaldı. Bilezik aldınız. Bunu benim size söylemem gerekirken siz kalkmışsınız 6 haftada 4 kere bilezik alan Elif'e arada bir sıyrılıyor demeniz çok yanlış. Hüsniye Hanım. Evet Fatih Bey, zaten orada da her şeyi söyledik. Ben yani Neslihan'ı da Elif'i de bilezik alır Neslihan ya da almaz. Ama Elif'in burada 6 hafta kaldı şu kadar bilezik aldı, 4 hafta kaldı bu kadar bilezik aldı anlatımı benim için hiç de önemli değil Çiğdem Hanım. Çünkü ben çok buraya önemli. Gelirken lezzetin kraliçesi deyip gelmişim. Sizin için kolay oldu lezzetli tabağı bulup da birileri vermek. Sizin için kolay oldu biz burada yokken diğer arkadaşlarla rahat yarışıp bilezikleri almak. Sizinle yarışıyorum işte. Şu an kaç haftadır sizinle 6 haftadır yarışıyorum. Bir saniye. Bizimle bir saniye konuşsun. Bizimle de yarışırken ben zaten söylediğim kelimenin altını defalarca çizdim. Lezzet dedim, lezzetin kraliçesi dedim. Lezzetli bir tabağı bulup da orada bir vermek çok kolay. Ama ben hiçbir zaman için gidip lezzetli olan bir tabağa bir vermedim. Çiğdem Hanım, buradaki handikap bu. Ve sizinle Elif'i rakip görmemişsiniz. Görmüyorum. Belli oluyor görmüyorum. Zaten. Ama bakın ben bu kadar... Neden görmüyorsunuz? Hayır biz bir saniye... Şu, görmediğinize göre burada yoksunuz. Şunu peki. Söylemek istiyorum. Hatice. Biz kendimizi bu şekilde motive ediyoruz. Sizi rakip olarak görmeye... Bir de bunu denemek istiyoruz ya. Her şeyi deniyoruz deneme burada. Deneme tahtasına biz, döndük. Ya Hatice. Her şeyi deneyebiliriz. Bu arada sizin yorumunuzu hiç beğenmedim. Ben bir şey kendinize de hiç Hatice. Yakıştıramadım gerçekten. Neyi? Anne bir saniye. Ben kendi adıma yorumluyorum. Sen tamam, belki kendi, o şekilde... Ben seni tamam, denemiyorum. Sen kendi o şekilde düşünebilirsin. Reyhan Hanım yamak Hatice diyor. Yamak Hatice ne demek? Ama kraliçe derse lezzetin kraliçesi. O zaman siz de star değilsiniz. Olabilir. Tamam. Ben kendi ismimi kendim takmışım. Olmayabilirim tamam. De olabilirim evet, o zaman de. Karşı tarafı eleştirirken etmez. Lütfen. Sen dedin ki ben kendimi böyle görüyorum. Ben zaten böyle lezzetin söylüyorum. Kraliçesi. Ama ben gidip de karşı tarafı yamaktı, şudur, ama, budur, küçümseyerek kesinlikle azından, bir saniye küçümseyerek konuşmuyorum. Ustanın yanında çalışan çırak. Evet, küçük evet. Değil yani. Tamam ben, biz hayır biz burada kraliçe diyoruz. Kendimize bir lakap takıyoruz. Sen ama orada anlatırken ima olarak bu şekilde söylüyorsun. Sen kraliçe değilsin ki lezzetin kraliçesi. Bu şekilde söylüyorsun. Okul mu bitirdin? Bizim, şef misin? Bir saniye ben konuşabilir miyim? Ben diyorum ki biz bunu kendimize taktıysak, size söylüyorsak kabul etmeyebilirsiniz. Ama bu şekilde de söyleyemezsiniz. Benim için de siz star değilsiniz. İki hafta önce, üç hafta önce Hatice'yi öve bitiremiyordu. Çok güzel yemek yapıyor diyordu. Evet lezzetli yapıyor diyordu. Ama şimdi ne oldu? Ne değişti? Ne değişti Reyhan Hanım?
yamak bile olamaz diyorsunuz. Bu neyi getiriyor dediğime geliyorlar. Yapamıyor, sadece lafta yaptığını seyirciye öyle aksettiriyorlar. Yapsa zaten ortada olur Elif. Valla Hüsniye teyze Hatice'ye lezzetin kraliçesi diye diye o kraliçe aynı olduğu yerde saymaya devam ediyor. Bence devam edecek de. Yahu konuşuyorsun Hüsniye teyze, çocuk oyalar gibi, çocuk eğler gibi almışsın karşına Hatice'yi. Hatice de şimdi onaylıyor. Biz de şimdi bu yolu deniyoruz diyor. Ya benim kayınvalidemden en yüksek puanları aldığım halde ikinci en yüksek puanları veren sizsiniz. Böyle bir rakip varken karşınızda, bilinçli halde iyi yapan biri varken beni yerin dibine düşürmeye, hani modumu benim de aslında düşürmeye çalışıyorsunuz ama ben zaten o oyunlara gelmem. Evet. Ben kendimi bilirim, siz de sizi bildiğiniz kadar bilirsiniz yani. İster beni rakip olarak görün, ister görmeyin, gerçekler insanın içini acıtıyor ne yazık ki. Neslihan ne diyecek? Sürekli benim önüme aynı şeyleri pişirip duruyorlar, sunuyorlar bana bunu. Fırınım, evet ben ilk geldiğim hafta fırından yana problem yaşadım. O heyecanla olduğunu da söylemiştim. Sürekli aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz. Bence artık farklı şeyler söyleyin. Hani her şeyde, her gün, her fırsatta benim önüme onu sunmayın. Ben onları açtım. Neslihan yok, onu geç. Zaten fırını da açık unutun. Çiğdem teyze, ya? Bizim arkadaki konuşmalarımız, Neslihan'la olan görüşmelerimiz farklıdır. Buradaki olan beni ayrıdır. Biz, beni buradaki ilgilendiriyor. İşte biz de buradakini konuşuyoruz. Arkadakini konuşmuyoruz. O zaman Neslihan'la arkada... Hayır, arkada Neslihan'la çok yedik. O zaman ona bir şey demeyeyim. O fırınla normal oynuyor. Öyle mi konuşacak? Ama rakip görmüyorsun ama kayınvaliden de yükselteyim edeyim. Ben buna anlam veremiyorum. İçindeki Neslihan... Dışarı çıkarıp ben onunla savaşmak istiyorum. Kayınvalidenize mahsustan öyle bir şirin gözükmek için artık. Hayır kayınvalidem. Peki Güngör, bu konuda ne düşünüyorsun? Ya açıkçası Neslihan'la karşı fikirlerimi zaten ben söylemiştim. Neslihan burada oldu, tamam. Artık alışmış da olman lazım. Neslihan kaç aydır buradasın alıştı yani. Alıştı. Hayır alışmış zaten. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki sana bunları söyleyeceğiz. Ama çünkü ilk sen enlerin bunlar... içindesin. Sen burada olmayı hak etmedin Neslihan. Sen başkası için geldin buraya ama sen... Bizimle savaşsaydın, bundan sonra buraya gelseydin okey. Derdim ki çata çatamış. Seni rakip olarak tabii ki görmüyorum. Neden sen kimi eledin de geldin benim karşıma? Nasıl rakip göreyim? Nerede? Nerede? Bunu geçiyorum. Nerede? Bir tak kaç aydır buradasınız abi? Ne yapalım? 6. hafta bari aldı. Beraber kalın da kırışın bari 2-3 tane bilezik alsaydın. O da yok. Size bir şey soracağım. Siz nasıl bir platformdasınız? Nedir burası? Yarışma. Yemek yarışması. Yarışma. Yarışmada rakibim yok demek ne demek? Ne demek yani? Ya? Rekabet yok ne demek ya? Fatih yani Bey bir de bana rakibim sorun. Var diyeceksiniz ki başarıya ulaşasınız. Fatih Bey hepiniz için sorar. Geçerli. Bir de enlerin yarışındayız Fatih ama Bey. Ama sen yani. De diyorsun aynı şeyi. Hayır ben Neslihan'ı hiç fark etmez. O da burada gelmiş. Reyhan Hanım cevabını da getirdi. Reyhan Hanım burada olduğu için. Çünkü öğrenmedi. Ezgi getirdim. Gelemedi ve kaldı. Hiç fark etmez. Ya belki de ipi göstereceğiz. Rakibim yok. Rekabet içindesiniz. Rakip göreceksiniz ki başarıya ulaşasınız. O bir şey hırs yapar. Benim rakibim yok deyip olduğunuz yerde hepiniz kalıyorsunuz. Kusura bakmayın. Bunu öyle yok benim. Rakibim onu yok. Rekabet yok dediğiniz anda her şey bitmiştir. Bir insan ben oldum dediği zaman da asıl bitmiştir. Ben oldum derse aslında bitmiştir o. Biz oldum demedik. Ama onun gibi bir şey. Ben benzeşme yapıyorum. Teşekkürler. Elif bilezikleri aldı. Bakın rakipleri nasıl çatladı. Bak ben dün akşam kuru fasulye pişiriyordum. Pişirirken fasulyeleri bir ayıkladım. Bir baktım. Boy, poz, endam. Aynı Hatice. Bir tane dedim Hatice'ye getireyim. Getir canım getir. Ben de onu pamuklara falan sararım. Burada uzağa. Bir tanesine de baktım. Gideriz. Kara kaş, kara göz. Misafir gibi kıyıda kıyıda duruyor. Aa dedim bu da ne isteyen, bunu da ne isteyene getireyim. Aklımdan geçtiniz, birer tane size fasulye getirdim. Ay. Bizi fasulye olarak görüyormuş arkadaş sözde ama bu fasulyeyi diyorum ya pamukların içerisinde saracağım bir güzel. Bu böyle bir boy verecek, buralara bir salınacak. Yani yanlış şey yere getirmişsin. Ama bu. Elif ah Dercan, kullanmak istediğin gibi kullanabilirsin. Ben kullanırım. Dikerim kız şuraya. Size resmimi dağıtsın hadi. Ay gene ne uğraştın getirdin ya. Bak seni de es geçmiyorum. Ay canım benim ya. Yedekte vardı al canım. Bugün ne getirdin sen? Hayır bir de yedekte vardı.
fazla çıkarmıştım isteyen olursa diye hani. Resmimi de koydum. Baktıkça böyle gıdıklanın. Bir içiniz böyle gıdıklansın. Elif artık, bir şey söyleyeyim mi? Artık 500 kere gitti de 80 mi yaptı dersiniz. Ben Elif'i görmüyorum. Elif'e baktıkça bilezik kazanacağım Elif mı dersiniz? Sen daha çok gider gelirsin. Ya da bana söyleyemediklerinizi resme bakın, bakın söyleyin. Hiç gerek yok. Ben zaten resme değil sana bakıp onun söyleyeceğimi için söylüyorum. Onun için kayınvalidenle arkalarda konuşup ben de burada izliyorum Hatice. Ben bunu saklayacağım. Gittiğinde arada diyeceğim ki iyilikçiğim vardı. Acaba gene mi gelir? Elif başarını çöpe atıyorum arkadaşım. Onu yapabilirsin. Yakında da sen gidersin zaten. Bak. Fasulyenin faydaları isteyen. Hadi bir de şöyle bir şey var. Hep fasulye üzerine konuşurlar. Fasulye çok birçok şeye böyle bir espri yol açar. Fasulyenin nimetleri. Kendini fasulyeden mi zannediyorsun? Evet. Fasulyenin faydaları. Hadi anlatın bakalım. İşte insan koluna 80 tane bileziği takar ama lezzeti böyle yapamaz. Alır ondan sonra böyle şov yapar. Fasulyelerini gezdirir. Al bu ben seni küçümsüyorum. Ben seni hafife alıyorum. Sen de kimsin der. İşte böyle olunca da bunlar kraliçe olamaz, bunlar lezzetten bahsedemez. Biz bu fasulyeleri alır büyütürüz, ondan sonra burada kocaman bir fasulye arazisi olur. Hüsniye teyze, atladığın bir nokta var. Fındık, evet. Fıstık, çerez, kuru yemiş diyen zaten sizin gelinleriniz. Ben artık fındık fıstık yemiyorum, kuru fasulye yiyorum Fatih Bey. Fındık fıstık bitti. Biz büyütür sana yediririz onları Elif'ciğim, merak etme. Fasulye yiyorum. Çocuk bastırmalı. Nohut yiyorum. Kuru fasulye yani, bir müddet sonra. Aklıma geldi getirdim ya. Daha faydalı Elifciğim, şeyler yemeye başlamışsın Elifciğim, sen de artık. Kuru fasulye bir müddet sonra ama rahatsızlık verir. Fasulye çocuk işi gibi. Hani sen ilkokulda fasulye sayarlar çocuklar, şekil yaparlar falan. Fasulye gibi görüyorum ama herkes kendi çapında bir rakip sonuçta yani. Rakip görmüyorum gibisinde getirmiş Elif ama herkes kendine göre bir birey yani, yarışmacı sonuçta. Reyhan Hanım. Ay ne bileyim ben, Elif'in dediği de şimdi uymadı. Az önce ben Hatice ile şeye sitem ettim. Şimdi Elif'inki de tamam, olabilirsin, zirveye de çıkabilirsin. Bu da görgüsüzlüğe biraz yol açıyor. Almış fasulyeyi dolanıyorsun. Hani ben buyum. Resim mi dağıttı, imzalı resim mi dağıttı? Ben iyice gıdıkladım. Elif. Bilmiyorum ama yani seni eleyeceğim, zirvedeyim. Bunlar artık bayatlamışlar. Seni görmüyorum, seni duymuyorum, eleyeceğim. Yok yok ya, herkes için genel olarak bayatlamış kelimeler artık, yeni bir şeyler üretin. Tamam olabilirsin, bu hafta alabilirsin. Ha ben seni rakip görüyorum, görmüyor değilim. Teşekkür ederim. Seni de görüyorum, seni de görüyorum. Hepinizi görüyorum yani. Neslihan seni de görüyorum. Neslihan da sizin rakibiniz. Tabii ki. Küçümsemeyin. Ben geldiğim günden beri söylüyorum. Küçümsediğiniz rakip bir gün sizi toslayıp gelip geçebilir. Peki bakalım Neslihan ne diyecek? Ya Elif şimdi fasulyeleri getirirken bence akşam yemek yaparken bizi düşünerekten getirmişsin ya. Zaten bizi bir değer verdiğini, dikkate aldığını orada belli etmişsin. Tabii ki alıyorum. Ben görmezden gelmiyorum. Mutluluğunu paylaşabilirdin. Evet kazanmışsın 5 tane bileziği. Yükselmişsin de ama küçümseyerek değil de daha güzel şekilde yapabilirdim bunu. Biz de seni kutlardık hayatım, o zaman. Sen arada keşke kaynadın. Keşke kutlamıyor burada. Hiç baktım hadi. Yani, hadi. Her kazanan bir şey yapıyor evet, Fatih. Evet kutlamaya bilirsin. Şey Çiğdem Hanım bir şey söylemek istiyor. Vallahi Fatih Bey burada Çiğdem Hanım'a da katılıyorum. Burada her bileziği alan bir şovunu yapıyor. Reyhan Hanım da daha önce çok şovlar yaptı. İmzalı resimde dağıttı kendisi. Düşündüm, taşındım. Dedim ki ben bunlara fotoğraflarımı imzalayıp vereyim, kolay değil yani. Bir Reyhan geldi geçti burada yani. O yüzden ama senden bir hatıra. Ay yani ne var ya şurada eller. Ay canım benim falan. Hadi hatıra kalsın. İstiyorsan koluna bir imza atabilirim. Yok. Yani herkes herkese bir şeyler yapıyor. Evet kendi fotoğrafını dağıttın. Herkes herkese bir şeyler yapıyor. Kimsenin kimseye bir şey söylemeye hakkı yok. Ama burada Hüsniye Hanım'ın söylediğine katılmıyorum. Herkes birbirine rakip. Burası bir yarışma. Rakip tanımıyorum diye bir şey yok. Burada yarışma. Burada tek başına kimse yarışmıyor. Herkes peki, birbiriyle yarışıyor. Güngör, Elif'i başarılı buluyor musun? Hayır. Hmm. Asla yani. Neden? Şöyle bir şey var Fatih Bey. Su yolu yaptılar burayı. 500 kez girdi çıktı. 500 sana kez girdi. Ya bana tabii ki bana soruyor. Ki, bana soruyor. Pardon. Güngör müsünüz siz? Yoksa niye? Ben mi oldunuz yine? Güngör söylüyor. Öyle yapıyorsunuz ya. Bir konusu sorun. Söyleyin. Şimdi Fatih Bey, çünkü neden Reyhan teyze oradan atılıyor? Ezgi de su yolu yaptı.
Şimdi oradan bildiği için, oradan bildiği için laf gelmesin diye kendisine dönüp dolaşıp oradan şimdiden gardını alıyor Reyhan teyze. Bu kadar gelip gitmeye bu bilezikler az bile. Az. Tabii ki az. Gelsin. Bence de az. Kalsın. Alsın böyle bir seferde, o zaman derim ki başarı burada. Ben ayakta alkışlarım onu. O kadar insanı elemiş ama sen gidiyorsun, geliyorsun. Ama çok her televizyonu açıyorsun, bir o, bir o, bir o. Çok kolay değil Güngör bu. Çok kolay değil yani. Bakın ben zaten Enler'in yarışmasına geldim. Buraya geldiğimde de arkadaşlarım ki çok mutluyum buraya geldiğim için. Çünkü Enler'in içindeyim benim. Ama ben en olduğumu biliyordum zaten. Ama ben onlar kadar 500 kez gidip gelmedim. Ne alakası var? Çağırmışsın. 500 kez gidip gelmedim. Ben şey geldim. Bir kez başardı. Geldim, koşa bir koşa kez gelelim. Gittim. Beni de çağırsanız da 500 kez gelseydim. Canım ben benim, şu an bakın, şurada neydim değil mi? Şunu Güngör yazıyordu. Öyle bir şey yapamaz. Neon ışıklarla yazardım. Dinler misin? Ya. Benim gelenim buradan bir sefer elendi. Biz buradan bir kere elendik. İki kere kendi özel işinden dolayı bir annesinin... Arayı soğutuyorsunuz için. Hayır, bir buçuk. Yemek bir sene, öğreniyorum bir, o arada bir ben. Bir sene biz gelmedik. Bir sene sonra geldiğimizde 5,5 ayda 40 tane bilezik aldık. Öyle gidip 2 ay gelip 5 tane alıp gidip 3 ay sonra gelip bir 5 tane alıp o zirveye ulaşmadık. Tartışma bitmez. Peki 3. veterimize geçelim. Sevim Hanım'ın torununun ismi kayınvalideler odasında olay yarattı. Bakın neler olmuş. Torunun nasıl? Kız büyümüştü, yürüyordu. Büyüdü, yürüyor tabii, yürüyor. Defne neydi? İkincisi? Defne Şahimer. Şahimer. Evet. Şahimer, Şahimer ne kadar kimin ismi biliyor musunuz? Kızla. Dünürümün ismi. Dünürünün, gelinin annesi hayattayken koyduğu isim. Bu da yutmuş, uyumuş. Yutmuş. Çok memnun halinde. Yo, pembe ben, bulutların üstünde ben böyle öyle bir şeylere uçuyor. Takılmam ki. Gayet normal ya, koyabilir şimdi annesinin adını. Annesini kaybetse tamam amen. Ne olabilir alaka? Şimdi şöyle bir empati yapıyorum. Benim gelinim de kalkıp annesinin ismini koyarsa ben bozulur muyum? Bozulurum herhalde. Şimdi bak orada... Ne gerek var şimdi? Annesi şimdi dediği bak, gibi hayatta. Çiğdem 2 tane isim koymuş. Birini Defne, evet, birini... Şahimer. Şahimer koymuş. Mesela eğer 2 isim kullanıyorsa... Sevim Şahimer orada olabilir. Sevim Şahimer olacaktı. Annesini çok seviyor. Hiçbir çocuğu... Seni sevmiyor. Hiçbir torununun adını koymamışlar şimdiye kadar. O da içinde demek ki ukde kalmış. Ben demiş kızım olursa annemin adını koyacağım. Eşiyle de bunlar sözleşiyorlar. Eşi de tamam hayatım demiş. Hani sen nasıl istersen. Şöyle bir düşündüğümde Hüsniye Meliha Karabulut torunumun adı. Olmadı yani. Ama sadece Meliha... Meliha? Meliha, Ayşe, Meliha bilmem ne. Senin adın yok ama orada. Bir de öyle düşün bakayım şöyle. Bir çalıştır hafızayı. Olmadı. Olmadı, uymadı, olmadı değil mi? Hiç uymadı. Uymadı. Ama şunu da samimi olarak söyleyeyim. Biz aile içerisinde ben ismim Hüsniye ağır bir isim yani. Yeni bir isim ya değil. İsmin çok güzel olsa. Ben ismimin anlamı güzel oysa ama ben de çocukluk yıllarımda ağırdı. Şimdi oturdu Hüsniye ismi. Çocuklarımı evlendirirken Hüseyin'e de Hamza'ya da dedim ki bakın kızlarınız olursa birinizden biri Hüsniye koyacaksınız dediğimde hepsi gülmüştü. Şimdi oğullarım gülmüşken ben kalkıp böyle bir şey senin talep adın yani. Var ya bu devrin en kral ismi de olsa koymak. Elif. Reyhan teyze bir yorum yapmış. Hani ölenlerin hani ölse koysa anlarım annesinin ismini diye. Belki ismi gibi yaşasın diye koymuş olabilir. Ha bana sorarsanız ben ne annemin ne kayınvalidemin ismini koymazdım Fatih Bey. Bir de koysam bile hani diyorsun ya seninkini annesininkini koyuyor da niye kayınvalidesininkini koymuyor? Ya bu kadar da müdahale edilmesine de karşıyım ama ben. Ama saçma gelmiyor mu sana? Yok saçma değil. Evlat onun evladı. Çocuk onun çocuğu ilkine koymaz ikincisine koyar ya da hiç ama koymaz. Niye bu ayrıma giriyorsunuz? Gerçekten vardır bana bir sebebi. Saçma ha bana kalırsa ben koymam. Hatice. Saygı duyuyorum. Hani bir tane kızınız varmış ve kayınvalideniz de sesini çıkarmamış, koymuş. Hani bunu herkes yapmaz gerçekten. Çünkü hani şöyle bir bilinçaltı mı vardı artık gelenek midir bilmiyorum ama genelde erkek tarafının isimleri mesela torun olursa hani mesela öncelik onlara tanınır. Daha sonra kızın hani kız olduğum için daha sonra mesela hani annemin 3-4 tane varsa daha sonra onlarınki konur. Ama ilk olmasına rağmen hani izin verilmiş ya da konmuş. Saygı duyuyorum ama ben koyar mıyım? Ne annemin ismini ne kayınvalidemin ismini koymam. Çünkü bilemiyorum ki yani bundan sonraki çocuğum da kız olacak. Diğerinin adını koyacağım. Onun garantisini veremem. İkisinin de gönlü kalmasın diye ikisini de koymazdım. Peki yani. Nesli Hanım? Ben de çocuğumun ismini ne annemin ismini koyardım ne de kayınvalidemin ismini.
Ama onlar koymuşlar. Saygı duyuyorum. Ben koymadım. Peki. Söyle bakayım Güngör'cüm, anlat. Şöyle bir şey var. Annemin torunların hiçbirinde ismi yoktu. Bir de ilk torunu değil de ikinci torununa kayınvalidesinin ismi konulmuştu. Ablamın kızına eniştem kendi annesinin ismini koymuştuk. Biz o zamanlar çok üzülmüştük. Yani hani ablam neden hani madem koydu annemin de niye ismi konulmadı diye. Ve annemle biz bu zamanda annemin ne kadar üzüldüğünü de ben görmüştüm onu yaşarken. Şey dedi yani neden benim ismim de konulmadı ki? Yani o zaman onun da ismi konulmasın demişti. Ben dedim ki anneciğim o zamanlar hiç böyle bir şey yok ama. Yani benim evlenme düşüncem yok, eşim ortada yok, hiçbir şey yok. Ben dedim ki anne sözüm olsun benim çocuğum olursa, Allah bana o günleri yaşatırsa, bir kız çocuğum olursa senin ismini koyacağım ama bir isim daha koyarım dedim. Çünkü dedim senin ismin çok ağır. Sevim Hanım, bu ismi koyarken size danışıldı mı? Ya danışılmadı zaten, daha evlendiklerinde de söylüyorlardı. Hani işte erkek olursa şu ismi koyarız, kız olursa Defne koyarız. Ama benim anneme hani böyle böyle sözüm var. İşte hem bir isimin yanına arkasına annemin ismini de koyacağım diye. Ben gayet normal buldum. Hani herkesi... Flört ettikleri zaman söylemişlerdi zaten o zaman. Aynen, evlendikleri zaman söylemişlerdi. Hani bu ortada daha çocuk yok, kız olacağı belli değil. Hiçbir şey belli değil yani. Söylediler onu, ben illaki benim ismimi koysunlar diye böyle bir şeyde de değilim yani, sevmem de zaten. Ben kendi çocuklarıma da büyüklerimin ya da kayınvalidemin, kayınpederim ya da annemin babamın isimlerini koymadım. Ona da illaki koy diye de baskı yaratmam. Annesinin ismini koymak istedi. Gayet de normal. Öyle istedi, öyle düşündü. Evet. Koysun. Ben normal karşılıyorum ama diğer kayınvalideler evet. Bunu... Soralım o zaman. Reyhan Hanım, böyle bir beklentiniz olur mu? Ya bana bir kere çok saçma geldi. O işte bir şey istiyor. Benim istiyor. Öyle bir beklentim hiçbir zaman... Ezgi'nin bir kızı olsa, Reyhan koysa? Kendi koyarsa olabilir. Bizde erkek çocukları kor genelde. Kız çocukları, damat asla koymaz. Kayınvalidesinin adını, kayınpederinin adını asla koymaz. Kendi babasının, annesinin. O da hani çok ailenin tek çocuğuysa kor... Babası hani tek evlatı erkek çocuğuysa kor. Ama diğerleri asla koymaz. Benim eşim bilene benim ölmüş annemin adını bile koymaz yani kesinlikle. Şöyle bir şey var, siz diyorsunuz ki erkek tarafı koyar. Ya o zaman ayrım yapmış oluyorsunuz. Kız erkek ayrım yapmış oluyorsunuz. İşte kızım olursa kayınvalidesinin... Bizim annelerimiz töremiz öyle diyor. Bizim töremiz bu. Yani bizde töremizde yok. Gülcan. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi anladım, kabul etmişsiniz eyvallah. Hı-hı. Şu hissi çok merak ediyorum. Torununuzu severken ismiyle Şahimer dediğinizde torununuzu mu seviyorsunuz orada, dünürünüzü mü, çok merak ediyorum. Ben Şahimer ismini kullanmıyorum. Şahimer ismi ikinci isim zaten. Ya, gerçekten bir saniye ben cevap veriyorum. Şahimer ismi ikinci ismi zaten. Ben Sevim Hanım rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Siz böyle bir şey düşünüyor musunuz? Zaten sevmem Fatih Bey. Benim adımı da koymasınlar zaten, istemem. Hoşuma da gitmez ha. Diyor ki hani koyabilir. Bu kadar da baskı olmaz bir ailenin içinde. Koyamazsın veya koyarsın diyemez dedi Elif. İsterse koyar dedi. Ama benim oğlumun, mesela Elif'in öyle bir şey yaparsa oğlumun da kabul edeceğini düşünmüyorum. Anladım. Olmaz diyorsun. Olmaz. Yani. Bu konuda çok böyle bir gereksiz bir şey. Bana yani. Göre hiç hoş değil. Hadi bir ikisini de koymasınlar o zaman. Yani koymak istemiş koymuş. Kime ne Allah ya? Kim ilgilendirir? Ya? Böyle yani? İsim konabilir. Yani o bence annenin babanın hakkı. Ne anneanne ne babaanne ne büyük dede karışmaması gerekiyor tamam, bence. Tamam isim olarak karışmaz da sen kendi annenin adını koyuyorsun. Öbürünün adını onun annesi? Defne koyacağına Sevim koysun onun yerine de. O zaman da annesi diyecek kayınvalidesini ayırdı. Doğru. Vallahi heykelini diksin bence Güngör senin annen damadının. Güngör kızına annesinin ismini vermiş. Bir sürü eleştiriye maruz kaldı. Kayınvalideler onu dedi, bunu dedi. Ama şimdi torunlarının adına kendi isimlerini koysak burada zevkten dört köşe olurlar. Kendilerine de laf söyletmezler. Bakalım günün sorusunda cevaplar karşınızda. Geliniz sürekli sizden akıl danışıyor size. Ancak sonradan hep tersini yapıyor. Ne yaparsınız? Ben çok kızarım zaten, sinirlenirim de, evet. Küserim de. Bak Ezgi de öyle, 6 yıllık evli, daha bir gün benim dediğim bir nasihatı alıp da uygulamamış. Neslihan da öyle, bakma öyle hani sakindir falandır ama nasihat kabul etmez. Tam tersine tavsiye veririm. Bari düzünü yapar en azından.
tavsiye alıp alıp yapmıyorsa... Hatice, benim senden çok tavsiyene ihtiyacım var. Sen anlat, ben seni dinleyeyim de... ben verdiğin tavsiyeleri bir ben yapmayayım derim. Of. En nefret ettiğim şeydir. Komşum var Fatih Bey. Gelir bir şey sorar. Biz bakarım alt komşuya soruyor. Bir bakarım üst getirir yaptığını. E bunu nasıl yaptın? E bildiğim gibi ya. Niye soruyorsun ya diyorum. Ben çok kızarım. Gelinim de olsa gelinime de kızarım yani. Kayınvalideniz sizden sürekli tavsiye alıyor. Akıl danışıyor. Tamam mı? Evet. Akıl danışıyor Hatice. Ancak sonradan hep tersini yapıyor. Ne yaparsın? Akıl danışması güzel ama tersini yapıyorsa ki o günde hata yaşamışsa kayınvalidemin karşısına geçerim derim. Oh iyi oldu, gördün mü? Hem beni dinlemiyorsun, hem benden akıl alıyorsun, hem de başına bunlar geldi. Oh iyi oldu derim kayınvalideme. Kayınvalidem öncelikle bana danışır ama simgeten danış. Yani kayınvalidem öyle derken ben, Güngör'e sordum da hani gelinime sormamış olmayayım der ama o bildiğini gelin oku. Benim kayınvalidem asla. Benim kayınvalidem eğer sağ gösterip sol vuruyorsa ben de aynısını yaparım. Akıl danışıyormuş gibi onu dinlerim. O ne diyorsa onun tersini yaparım. Ben kayınvalideme direkt söylerim. Hani derim bana soruyorsun. Sonra da aklındakini yapıyorsun zaten. Bir daha bana fikir falan sorma derim. Hristiyan Hanım. Evet, bir oh olsun demiş böyle. İçinin yağları erimiş. ben sana tavsiye veriyorum. Sen de dinlemezsen o günde musibet geldiyse başına ne diyeceğim? Tabii ki de oh olsun diyeceğim. Oh olsun demedi. Anne yani bak ben sana söyleyeyim, keşke dinleseydin diyebilirdim. Ama sen de öyle demiştin. Evet yani, ben de onu söyleyecektim. Sen ne dedin? Oh olsun Hüseyin çiçek göndermemiş, oh olsun demiştin anne. Bu çiçek bir mesaj. Neyin mesajı bu çiçek? Sen dünkü konuşmandan sonra ben arabadan inerim, çeker giderim dediğin zaman oğlum da sağlam bir cevap verdi. Sen anneme çiçek verince ben arabadan çekip inersen al sana cevap Hatice. Bu ayrı bir şey. Sen arabayı arabadan inip arabayı terk ediyorsun. Aynı şey aslında. Hayır canım. Hayır. Buradaki oh olsunla tamam konular farklı olabilir. Oradaki oh olsun aynı şey olmuş oldu yani. Beni dinlemiyorsun Hatice, orada sen. Hatice sen misilleme. Buradaki mevzi seni dinlemek değil artık mevzu. Oh olsuna geldik dayandık. Benim oh olsunumla senin oh olsunun kafa kafaya geliyor öyle mi? Aynısı değil. Hayır. Aynısı olamaz. Konular farklı olabilir ama oh olsunlar aynı. Sen hala da altını çiziyorum. Madem ki benden akıl alıyorsun, iyi güzel ne güzel akıl almışsın ama beni uygulamıyorsun. Orada da başına bir şey geldiyse ne diyeyim ben burada anne sana? Anca o denir yani, oh olsun denir. Peki Hatice, kayınvaliden ne demiş sana senin için bu konuda? Vallahi kayınvalidem de tersini mi yaparım dedi. Hayır. Hayır canım, bari sen bana akıl ver o zaman dedim. Ben seni bir dinlemeyeyim bakayım nasıl oluyor. İşte, tersi olmuş oluyor yani benimkinde. Tersini yapmış oluyorsun. Sen de karşıma geçip oh olsun diyorsun. Sen de aynısı... Hala orada kaldı, oh olsun da. Sen bana tavsiye veriyorsun, beni dinlemiyorsun, tersini yapıyorsun. Aynısını da sen bana yapmış oluyorsun anne. Aynı şey olmuş yani oluyordu. Hiç yakıştıramadım oh olsun gibi bir cümleyi yani. Hayır, sen yaparken aynı şeyle oluyor. Ya tabiri caizse demek istedi bence. Bu oh olsun Hatice'nin tarzı bir şey değil. Evet. Hatice orada böyle bir, işte bak gördüm oh olsun aynen derim. Aynen öyle. Oh! Yani. İçim yağları eti demiyor. Değil. Onu demiyor. Hayır. Kimin yağları eti de anladım ben. Fark var. Ay, gerçekten. İşte, böyle hani tabiri caizse oh olsun dedi o. Aynen Hatice öyle. Aslında değil. Beni bilmesi gerekiyor. Ben senin gelininim anne, 7 yıllık yani. Beni ağzımla... Burada bile bir şeyler öğreniyoruz. Öğrenmenin artık yok. Yaşı, hududu yok. Aynen ne dedim öyle. Biraz önce? Ben öğrendim tamamım dediğim anda... Yok. Bitmişim demektir evet. Bu. Ama Fatih... Böyledir yani. Gençler öğrenmek istemiyor ki, bizden nasihat almak üstelik istemiyor. Üstelik öğrenmesinler, hadi öğrenmesinler. Yanlış, hadi öğrenmesinler. Öğrensinler bence. Biz onların geldiği, gittiği yoldan dönmüş geliyoruz. Ama şey değişiyor, jenerasyon değişiyor. Bilgi çağı ve işte ne bileyim teknoloji çok ilerledi. O da var tabii ki. Biz de o gençlerden öğreniyorsunuz. Bir de Fatih Bey, biz başımıza böyle bir şey geldiği zaman... Mesela atıyorum annem bana böyle bir nasihat etti. Ve ben onu dinlemedim. Ondan sonra da şöyle bir şey söylemişliğim vardır benim anneme. Anne, senin sözüne geldim. Öğrenmenin yaşı yok. Mutlaka öğrenin. Her gün bir şey öğrenin. Her gün bir kitap okumak, her gün bir şey incelemek. Film seyretmek, başka bir konu seyretmek bile öğretici. Mutlaka öğrenin. Mutlaka öğrenelim. Dinleyelim. Birbirimizi dinlemeyi öğrenin. Peki. Evet, birazdan günün son tadım ve puanlamasına geçiyoruz. Sevgili Çiğdem Hanım, günün son tadım ve puanlamasını yapacak. Çiğdem Hanım puanlarından sonra toplam puanlar günün sonucunda en
düşük puan alan gelin ve en yüksek puanı alıp çeyrek altın sahibi gelini açıklayarak günü tamamlayacağız az sonra. Ve haftanın ilk gününü tamamlamak üzereyiz. Güzel olmuş Fatih Bey. İki tabağı da beğendim yani. Ve günün birincisi elimdeki kapsülde. Açtım. Sevgili seyirciler ve haftanın ilk gününü tamamlamak üzereyiz. Şimdi birazdan Çiğdem Hanım alacağım buraya. Günün son tadım ve puanlaması yapacak. Çiğdem Hanım puanlarından sonra günün en düşük puanı alan gelin, günün en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi gelini açıklayarak günü tamamlayacağız. Ama ben vakit kaybetmeyelim. Çiğdem Hanım buraya alıyorum. Bakalım. Neydi ya? Zürbiye. Zürbiye güzelmiş. Güzel olmuş Fatih Bey. İki tabağı da beğendim yani. Üçüncü tabak. İkisinin yanında bu kadar olmamış. Soğan yahnisi gibi bir şey. Hı, güzel olmuş, beğendim. Peki, puanlar. Puanları vereyim. Bir numaralı tabak. Bir numaralı tabağa 5 vereceğim. Buna 4 vereceğim. 1 vereceğim. 3 vereceğim. Evet. 5, 4, 1, 3. Dördüncü tabakla başlıyoruz. 3 puan. 3 puanı kim aldı? Kaldırdık. Güngör 3 puan. Ve ikinci tabak 4 puan aldı. Bakalım 4 puanı hangi gelin? Kaldırdık. Neslihan 4 puan. Elif ve Hatice mi kaldı? Hatice ve Elif. Acaba 5 puan kime gidiyor? Hatice mi, Elif mi? 5 puanın sahibi. Kaldırdık. Elif 5 puan. Hatice. Elinize sağlık. Ama Hatice'nin olmamıştı derken bak benim üzerime çok geldi. Hayır. İyi bıraktım. Çiğ mi bıraktın? Soğanların diriydi. Ya Allah aşkına en çok biz kavurdu burada yandı ya. Bildiğin soğanlar yandı burada bir yani. Bir soğan orada göremedim. Yok yani siz karıştırıyorsunuz. Çok karıştırmışsın Hatice soğanları. Dağıtmışsın. Öyle dağınık. Diyorlar. Salçayı öyle biraz diyorlar. Yakmışsın bir de. Salçayı öyle diyorlar yukarıda. Salçayı yakmadım ama çok. Öbürlerine salçayı yakmadım da soğanları dağıtmış. Soğanı çok kavurdum yani onu biliyorum. Kalkın ayağa kızlar. Unuttular. Günün en düşük puanı alan gelin ve günün en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi gelini açıklayalım. Günün en düşük puanını alan gelini. Puanla Hatice.
günün en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi git. Puanla. Elif ve Neslihan. Aynı puan. Aynı oldu. Güngör 11 puandasın. Peki. Erkan'cığım gel. Ve günün birincisi elimdeki kapsülde. Bakalım günün birincisi kimmiş? Çeyrek altını kim alacak acaba? Elif kurallarda şanslı ama. Yok. Bilemem. Acaba Neslihan mı, Elif mi? Açıyorum. Yavaş yavaş açtım. Acaba bu kağıtta kimin adı yazıyor? Elif mi, Neslihan mı? Açıyorum, açıyorum. Açmıyorum. Bak ben demedim Elif. Elif dedim. Sen kurallarda gerçekten çok şanslısın. Ben Neslihan'a da çıksaydı üzülmeyecektim. Ne yapalım kader. Teşekkürler. Altını kazansaydım çok mutlu olurdum, sevinirdim. Ama günün birincisi olmak da güzel bir şey benim için. Şansıma pek güvenmem bu konularda. Yanıltmadı beni. Sağlık olsun. Elif çok şanslı. Gerçekten kurallarda. Hayırlı olsun. Elif çok şanslı. Gerçekten. Neslihan'cığım. Evet. Evet, bugün pazartesi. İlk çeyreğimizi aldık. Geçen hafta da pazartesi, salı ilk çeyreklerimizi almıştık. Ne demiştim? Cuma günde bilezikleri alırız. İnşallah Allah nasip eder. Cuma günde bilezikleri takarız. Rakipler de çıldırır. Ben de onların o çılgınlıklarını görmek istiyorum. Kurada Neslihan'la ben kaldık. Neslihan'a da çıksa üzülmezdim. İhtiyacı varmış. Gerçekten içimden hani o da kazansın. Hiç ben kazanayım diye hırs yapmadım. Kim hak ederse ona gitsin dedim. Nitekim bana geldi. Yemeğimin de güzel olduğuna inanıyorum. Yine diğer arkadaşlar tabaklarını hep benimle kıyaslıyorlar. Yok soğanı diri diri duruyor falan dediler ama nitekim gün birincisi Neslihan ve ben oldum. Herkese Allah inşallah altınlara kısmet eder. Evet, bugünlükle bitirdik. Yarın yine aynı saatte Kanal D ekranlarında olacağız efendim. Evde kalın, Kanal D'de kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.